Ali, peynirleri biraz daha küçük kesmeni rica etmiştim. Dur, dur, dur. Fiyatını artıracağım ona göre. Hayatım, bu yaptığına gerçekten inanamıyorum ya. Sebep? Tilba Hanım, belki haddim değil ama girişiktiğim bunlara gerek var mıydı? Ya insan kendi evinde hiç parayla kahvaltı yapar mı Tilba Hanım? Çok haklısın Tahliye. Haddin olmadığı konusunda çok haklısın. Sorunun cevabına gelince, insan evde ekonomiye katkıda bulunmayan bir asalakla yaşıyorsa her şeyi yapar mı? Bak. Tilbeciğim, bak çok ayıp olacak. Gel vakit varken vazgeç ha. Latif, şu durumda ayıp olan tek şey senin ev ekonomisi konusunda direnen hayat arkadaşının değil de o tiftik keçisinin yanında cephe alıyor olman. Yok hayatım, cephe almak olarak değil de... Ay tamam tamam ya, dur. Kafam karıştırdım. Bak, zeytinin fiyatını düşük yazmışım. Allah'ını seviyorsunuz Tilba Hanım. Kilosu 15 lira olan zeytin tanesini 5 lira yazmışsınız. Ne yaz bunun? Evet hayatım ya, tanesi 5 lira zeytin mi olur? Yani kim yer bu kadar pahalı zeytini? Yerse ki yememesi tercihim. İnanmıyorum sana Tilbe, yani gerçekten inanmıyorum yani. Tamam Latif, tamam. Yani ince ruhuma, yumuşak kalbime, vicdanıma dokundunuz sonunda. Oh be! O zaman masadaki bütün etiketleri kaldırıyorum. Tahliye, sana etiketleri kaldırmanı emrettim mi? Tilbe'm, yufka yürekliyim dediniz ya. Ben de sandım ki bu açık büfe kazık kahvaltının... Vazgeçmiyorum. Zeytinle kampanya yapacağım. Üç tane... Bir tane 5, 3 tane 20. Öyle kampanya mı olur hayatım? Tanesi 5 liradan 3 tanesi 15 lira eder zaten. Evet Tilba Hanım. 3 kere 5, 15. İyi, marabaya parayla ağaya biliş. Hayat sizi güzel vallahi. Bravo, matematikten geçtiniz arkadaşlar. Alkış, Latife alkış, Tahliye'ye alkış. Siz matematikte süpersiniz. Tiftik keçisi bu hesabın içinden 40 yılda çıkamaz. Günaydın Kutlu ailesi. Günaydın Tahliye. Günaydın Dikmin. Ben gideyim de sonunda uyandırayım. Zira burada durmaktan utanç duyuyorum şu an. Günaydın dayıoğlu. Günaydın Dikmen'cim. Hadi gel, kahvaltıya oturuyorduk biz de. Ben evet peynir alayım. Ne kadar tanesi. Hah, zeytinde kampanya var. Kampanya var zeytinde. 3 tane alayım. Alo oğlum. Hayırdır, kahvaltılıkların üzerine etiket yapıştırmışsınız? Dayıoğlu... Bundan sonra böyle Dikmen. Açık büfe, ücretli sisteme geçtik. Bundan sonra kahvaltıdan kazandığımız parayla mutfağa erzak alacağız. Böylece hepimiz ev ekonomisine katkıda bulunduğumuz için vicdanımız rahat uyuyacağız. Anladık mı? Bırak enge bu hepimiz mepimiz ayaklarını ya. Bunu benim için yaptığınızı çahozlamadın mı ben? Anlamadık mı? He? 2 lokma kahvaltı yaptık, gözünüze battı demek. Ayıp, ayıp. Yok Dikmen'cim öyle değil. Yani yengen hesabımızı, kitabımızı bilelim diye öyle... Bırak al oğlum, benimle öyle boynu bükük, boynu bükük konuşma. Senin de bu olayda etkisiz eleman olduğunu biliyoruz değil mi? He? Bak hele, bak, 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 bak hesaplara bak. Zeytin, tanesi 5 lira, 3 sene 20 lira. Kampanya var. Kampanya var. Yengeciğim, biz ortaokulu yarıda bıraktık ama hayat okulunu duble bitirdik, duble. Profesör olduk, hesabımızı biliyoruz. Getirdiği diplomanı salona asalım. Yersen, biz de böyle. Yemem. Ne bu kahvaltıdan yerim, ne de böyle kurnaz esnaf ayaklarınızı yerim. Ben gider kahvaltımı müzisyenler kahvesinde yaparım, tamam mı? Hem orada da kampanya varmış. Çayın yanında simit alana insanlık bedava. Ay bozuldu işte. Hadi git tamir et istersen. Çok başarılısın bu konularda. Ay ne bozulsun? Ev ekonomisine katkıda bulunmak yerine gidip o parayı kıraathanede harcayacaksa bozulsun bir zahmet. Ay otur, al şapırtası olmadan mis gibi kahvaltımızı edelim hadi. Ya edelim, edelim de bu şartlarda boğazımdan nasıl geçecek bilemiyorum yani. Hayrola? Ne hayrola? Ücreti peşin alıyoruz. Tilbe ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun yoksa gerçekten bana da mı uyguluyorsun yani? Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum hadi. Sen yabancı değilsin. Yedikten sonra ödersin.
Zirek kalksana. Zirek kalk hadi. Ne var ya, ne oldu? Zirek kalk. Zirek çocuk hareket etmiyor. Eba öküz gibi yatıyor. Etmezsin zaten. Allah Allah. Ya bunu demiyorum. Karnındakini diyorum. Dizlakan su kalk. Ne? Nasıl etmiyor? Dijan kızım. Uyan hadi. Dicle Han, kızım uyan hadi, geç oldu. Kalk kızım. Zirek saçmalıyor ona. Hareket etmiyor diyorum baksana. Vallahi ya hareket etmiyor değil mi? Etmiyor. Gerçekten de hareket etmiyor ya. Uyuyor olmasın? Sen uyuyorsun Zirek. Çocuk hareket etmiyor. Kalk arabayı hazırla. Haydi kalk gidiyorsun. Yani o kadar ciddisin diyorsun. Ya ciddiyim tabii. Kalk arabayı hazırla. Yürü çabuk, hastaneye gidiyoruz. Tamam. Sakin ol canım, sakin ol. Ben buradayım, ben her şeyi hallederim. Sen sakin ol, ben senin yerine telaş yaparım. Komşular! Hey Allah'ım yarabbim. Şu sıkıntıyı atlatalım yarabbim. Sen şu tuvalı zireyi ne yapıyorsan yap. Hele bir sıkıntı geçsin. Azat! Yat oğlum yat. Abi geliyor. Azat! Biri fikrini değiştirdi anlaşılan. Değiştirmedim Minge. Zabanan tuvalete küçük su döktüydüm de onun parasını vermeye geldim. Sonra arkamızdan laf olmasın. Gel dayı oğlu, istersen ben ısmarlayayım sana kahvaltıyı. Yok hala oğlum, siz yapın kahvaltınızı, siz yiyin ya. Ben giderim Hüseyinler kahvesinde yaparım kahvaltımı. Sonuçta ilk defa kahvede kahvaltı yapmıyoruz. Alışkınız. Afiyet olsun, kutlu ailesi. 50 kuruşmuşmuş, küçük su dökmüşmüşmüş. Sen İslam'da 50 kuruşa kadar temiz tuvalet bul da. Pişmeyin, gel gitme. Ben sana çaktırmadan bir şeyler hazırladım, onları yersin. Yok Taliye, şimdi ambargoyu delip benim için başını belaya sokma. Ambargolar delinmek için vardır Dikmin. Azıcık bilgisin burada. Dur tamam mı, azıcık bilgi. Nereye kız? Şişt. Al o zaman şunu yanında götür. Yolluk. Ya Taliye. Ya lütfen Dikmin. Bak aklım sende kalır ha. Hoş zaten aklım sende ya. Nasıl? Al şunu diyorum Dikmin lütfen. Hadi. Tamam Taliye. Allah razı olsun. Sağ ol. Zahmet etmişsin de. Ben onu yemem. Mevzu başka. Tamam. Karakterine kurban olayım Dikmin'im. Yavaş ol Zirek, yavaş ol. Sen hiç hızlı gitmem lazım. Çocuk hareket etmiyor, görmüyor musun? Dicle Hansu, haydi kızım. Haydi kalk kızım, kımıldım. Babama sana çuku çuku alacak annem, haydi. Ha vallahi alacağım Dicle Han. Yemin ederim sana çuku çuku alacağım ha. Yeter ki kalk kızım, hadi. Dicle Han değil, Dicle Hansu. Yavaş git biraz, bak kırmızıda geçireceksin, çocuğa kötü örnek olma. Zirek, ben burada acılıyım, yastayım. Çocuğum kımıldamıyor. Sen oryantal müzik açtın, göbek mi atacaksın? Yok Zeliş, ne alakası var ya? Oynak müzik çaldım çocuk hareket etsin diye. Zaten bu klasik müzik çalar çalar çocuk bak içine kapandı ha, görmüyor musun? Tütürdü klasik müzik, klasik müzik. Ya klasik müzikten ne anlar çocuk? Biz bile anlamıyoruz bundan. Bak şamame çalsaydın var ya, çocuk şimdi halay çekiyordu ha. İyi tamam, açık kalsın. Dicle Han, Dicle Han su. Hadi annem, hadi kımıldı. Evet, tamam. Soldan sağa bir nota, iki harfli la. La mı? La'yı nereden bildin? Do var, re var, mi var, si var.
La bebe, bir Ankaralı'nın yönünde önde gelen nota la'dır la. Sen bunu daha öğrenemedin mi la? Yanlış çıkarsa ne yapacaksın? Ya çıkarsa çıksın, mahaneye bak hele ya. Doğru çıkınca madalya mı takıyorlar sanki? Orada sıkıntıdan bulmaca çözüyoruz. İki saattir ne iş var ne güç var. Oo, bundan sonra düğün müğün işi çıkmaz sana Dikmen. O niye la? İyi olacak, baksana. Düğünden gelin kaçırırsın, düğün başlamadan da gelinle damata birbirine düşürürsün. Sen İstanbul'a geldin geleli nüfus artış hızı düştü be. çok komik. Siz açın da gülün lan bebelere bak. Tamam, doğru. Evet, benim gittiğim birkaç sene düğünde vukuat olmuş olabilir. Ama Dikmen'in çıktığı düğünlerdeki eğlenceler kulaktan kulağa yayılıyor. O ne olacak? He? Bak, aha, buraya da yazıyorum. Bir seneye kalmaz. Kız istemeye gidildiğinde oğlan ne iş yapıyor diye sormadan önce sahneye düğünde Dikmen çıkacak mı, çıkmayacak mı diye soracaklar. Tabii ki soracaklar. Oğlum bak sen sahneye çıkınca kızı vermeyecekler ama. Ayrıca sen meşhur olmayı bırak, bundan sonra düğün işi alabilirsen ona şükret be. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Bu akşam benim oğlanın sünnet düğününde sahne alacak Ankaralı şarkıcı lazım. Var mı içinizde? Efendim? Duyamadım abim, bir daha söyleyeli. Bu akşam için diyorum, Ankaralı şarkıcı lazım. Bir daha söyle abim, kurban olayım ben sana. Ankaralı şarkıcı lazım. Vah, adam ne diyor, duydunuz mu la bebeler? Ankaralı sanatçı diyor. He, var mı aranızda? Ankaralı mısın lan sen? Sen Ankaralı mısın? Sen? Senin tipinde hiç yok Ankaralılık ha? Var mı Ankaralı sanatçı? Yok değil mi? Yok mu Ankaralı şarkıcı? Ankaralı sanatçının hası karşında abim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben kendimi takdim edeyim. Ben Dikmen, Ankara'nın Dikmenidirler. Geç buyur, otur hele. Alaaddin abi bize çay gönder. Bak, sana şöyle diyeyim abim. Karşında düğünlerin vazgeçilmez eğlencesi duruyor ha. Yeminle sırf ben sahne alayım diye boşanıp tekrar evlenen çiftler var İstanbul'da. çok güzel anlaştık o zaman. Benim ismim Mithat. Memnun oldum abim. Böyle el sıkıştık, sen anlaştın falan dedin de daha paraya konuşmadık. Ya sen para konusunu hiç kafana takma. Düğünde saçacağım dolarlarla normalde alacağın ücretin 3-4 katını alacaksın. Aratura hesabı diyor ya. Aynen. Daha önce anlaştığımız sanatçı rahatsızlandığı için geldim buraya. Başına talih kuşu kondu be, anlasana. Anladım ya. Alaturaları gel topla diyorum. Kuzu kirli, haydut kirli diyorum. Duydun mu? Mane abim dolarları gelin de diyor, kaptırın, toplayın eroları komple götürün, kovayla para veriyor bize ya. Kambersiz düğün olur, Dikmensiz düğün olmaz. Sen de benimle geliyorsun. Sen deyim. Ver Alaaddin abi çayları. Sıkıntı görmüyorum. Kalp atışları düzenli. Oh, çok şükür, çok şükür Allah'ım, çok şükür. Doktor bey, kalbimde küt küt atıyor değil mi? Yani küt küt olması da pıt pıt atıyor değil mi? Evet, evet. Bir sıkıntı yok. Ay çok korktuk doktor bey. Evet, evet. Benim kalbim de dur. Anlamadım. Böyle üç buçuk attı vallahi benim kalbime. Niye böyle telaş yaptınız birden? Niye yapmayalım doktor bey, niye yapmayalım? Yani çocuk kalbi durmuş. Burada kola mısır alıp da yeseydik, izleseydik he? Tamam da kalbinin atmadığını nasıl anladınız? Nasıl anladık? Ha, işte ben bir bu kulağımı verdim. Baktım ses yok. Sonra bunu verdim, yine ses yok. Ama atlayıp geldik değil mi Zeliş? Kulaktan dolma bilgiyle. Yine iyi, doktora gelmeyi akıl etmişsiniz. Ya nalbura mı girseydik doktor? Neyse, çocuğun da annesinin de durumu iyi. Yalnız sizi kulak burun boğaza sevk edeceğim. Ne? Kulak mı? Niye? Yok yok, kulağınıza kesinlikle baktırmanız gerekiyor. Nedenmiş doktor? Evet evet, bir muayene şart size. Ha evet evet, Zeliş doğru diyor, doktor bey doğru diyor. Yani ben kulakta problem olmasaydı o zaman kalp atışlarını duyardım değil mi Zeliş'im? Evet evet, kesin bir problem var. İyi doktor, kurban olayım, beni iyi bir doktora sevk etsen. Tamam. Biz gidebilir miyiz doktor? Tabii, nereye? Tamam.
müdürüyle toplantı yapılıp imzalar atıldı değil mi şekerim? Aa, tabii canım, bütün protokoller tamam. Ay, bebişler. Merhaba bebiler. Trafikte ayının biriyle tartıştım, o yüzden geç kaldım. Kusura bakmayın. Dikkatli baksaydın şekerim. O tartıştığın adam aynı evde oturduğun akraban olmasın? Sedef Süper artık biraz ağır olmadı mı? Dost acı söyler şekerim. Söyle kocana satsın hisselerini. Yani kendinize ait bir ev alın. Atla deve değil. 800-900 bine bile evler var. Doğru söylüyorsun. 800-900 bine evler var alacağız zaten. Mevzu para değil. Mevzu para değil. Latif bin birikti biraz benim kocam. Hiçbir şey vermez kolay kolay. O evin orası böyle. Bu evin şömnesi küçük. O evin bahçesi. Küçük derken alamadık bir türlü ama böyle devam etmez tabii. Etmez. Ben konuyu dağıtmayayım. Konumuz neydi? Ne konuşuyordunuz? Hayatım, yarın yapacağımız bu alışveriş etkinliği var ya, ondan bahsediyorduk. Şu fakir semtlerden birine yaptıracağımız buz pateni pistiyle ilgili alışveriş. Yapılan alışverişin %20'sini buz pateni pisti için kullanacağız. Ay yalnız var ya, büyük sevaba gireceğiz kızlar. Yani ben hala ülkemizde böyle buz pateni pisti olmayan mahallelerin var olduğunu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Ya 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 ya. Ben bir şey içsem içine buz atamıyorum. Düşün. Ya. Hangi mağazayla anlaştık peki alışveriş için? Aa, haberin yok mu senin? Yok. Michael and Dudikoff. Ha. Tabii diğer üyelere de örnek olmak için en çok alışverişi bizim yapmamız lazım. Ben emin olmak için soruyorum, şu Michael and Dudikoff hani bizim yani sen geçenlerde bir bluz getirdin ya, en ucuz 1500 liradan başlıyor dediğimiz. O Michael bizim Michael and Dudikoff değil mi? Ay Dilbeciğim, kaç tane Michael and Dudikoff var? Hiç. Artık sen de kendine alırsın bir şeyler ha? Alacağım tabii, alacağım. Dükkanı alacağım, sabırsızlanıyorum. Michael'da alacağım, Dudikoff'u da alacağım, hepsini alacağım. Şahane. Michael'da alacağım, Dudikoff'u da alacağım. Tamam, not aldım, bekliyorum. Tamam, görüşürüz, iyi günler. Ay Dilek Hanımcığım, kusura bakmayın, vallahi biraz geciktim. Hayatım, çok merak ettim mesaj alınca. Ne oldu, iyi mi bebek? İyi, iyi maşallah. Hiçbir şey yok. İlk önce ben böyle kirli bir dünyaya gelmek istemiyorum diye biraz içine kapanmış. Ama şimdi düğünde iyi tak toplamış, damat anası gibi fırfır dönüyor. Ay çok alemsin. Benim hastam var. Sen telefonlara bak, tamam mı? Tabii tabii, ben bakarım. Merak etmeyin. Merhaba. Merhaba, buyurun gençler. Fazlalıklarımızdan kurtulmaya mı geldik? Baştan söyleyeyim, Dilek Hanım'ın bugün off günü. Yani biraz offlayıp pufluyor. Hiç havasında değil. Kolay gelsin. Biz sizden bir şey rica edecektik. Beste'nin arkadaşlarıyız da. Nereden bileyim? Buraya Beste'nin arkadaşım diye kaç kişi geliyor biliyor musun beleşten zayıflamaya? Haberin var mı? Yok, benim de yok. Biz okuldan arkadaşlarıyız. Ha, bak okul dedin, şimdi işin rengi değişti. Eğitim şart sonuç olarak. Buyurun, ne istediniz? Beste'nin yarın doğum günü. Biz ona sürpriz doğum günü yapmayı planladık. Okuldan arkadaşları da ayarladık. Ama içeriden birinin bize yardım etmesi gerekiyor. Benim bu işten kazancım ne olacak? Şaka yaptım, şaka kız. İnsanlara yardım etmekten, onlara iyilik yapmaktan daha büyük bir kazanç olabilir mi? Olamaz. Tam olarak benden ne istediğinizi anlamadım. Ama yine de varım. Doğum günü organizasyonunda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Tabii Beste'ye çaktırmadan. Ay, aslında hayatta sır saklayamam. Ama bu pembe bir sır. Sonuç olarak karnındaki bebek belli bir aydan sonra her şeyi hissediyormuş. Dilek Hanım böyle söyledi. Bebişime kötü örnek olmak istemiyorum. Ben varım gençler. Evet, oldu bile. Bu arada ben Cömert. Ben de Aliço. Size okulda tanışmayı sonradan öğretiyorlar herhalde. Ben de Zeliş. Memnun olduğum, okunduğum gibi yazılırım. Tam bir baş belasıyımdır. Evet, anlatın buyurun. Gözümün feri yandı vallahi. Çay iyi geldi. Bir tane daha söylesek mi? Ne iyi geldi? Ne bileyim kardeş. Böyle lafın gelişi söyledim işte. Ama bir şey iyi gelir herhalde. Çay bu. Adam olanın mazotudur çay. Mazotu bebi. Ha, doğru diyorsun. Doğru diyorsun da kardeş. Bundan sonra benim kulağa iyi gelen şeyleri içip yemem lazım. Hayırdır lan, ne oldu? Yengem kulağını çeke çeke sağır mı etti seni kalabak? Yok devrem ya. Bugün bebek için hastaneye gittik biz. Hayırdır lan? Bir şey mi oldu yani? Yok yok, çok şükür bir şeysi yok. Bir şeysi yok da benim kulağın içi dışı yıkadılar. Yıkadılar mı? Niye? Ya devrem, meğerse ben sarmışım.
Çocuğun kalp atışlarını duymuyorum dedim doktora. Doktorlar da iç dış yıkadılar. Hakikat mı la? Vallahi öyle oldu. Bakın. Vallahi yıkamışlar. Silahlamışlar, parlatmışlar. Lahmacun gibi olmuş kulağın. Tam burada karşısı gözüküyor direkt. Tünel gibi. Bak, 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 bak. Ama sen kulağının öbür tarafını hele bir kapat da. Benim şu söyleyeceğim. Abi kulağından girip öbür kulağından çıkmaz. Hayırdır, ne anlatacağım? Akşama Alaturalı düğüne gidiyoruz. Alaturka mı? Alaturka ne lan? Hayır. Sağır duymaz uydurur. Alaturka değil, Alaturalı diyor. Paralı, paralı. Bele bele para atıyorlar. Oğlum havalara saçılıyor paralar. TL değil, dolar, dolar, çapraz kur. Vay devrem vay. Vallahi senin adına çok sevindim ha. Nihayet kendine göre bir iş buldun vallahi ya. Çok iyi. Tebrik ediyorum. Evet. Kardeş kendi adına da sevin ya. Beraber gideceğiz. Vallahi. Beraber mi gideceğiz ya? Yok kardeş, beraber gideceğiz. Ama Zirek, bir plan yapmamız lazım kardeş. O Alaturalı düğünlerde böyle elini kolunu sallayarak gidersen, elin kolun bomboş gelirsin. Ya devrem istedim plan olsun ya. Plan ne demek? Plan sana kurban olsun. Hemen yaparız bir plan, merak etme. Ha, o zaman şimdi dinle, anlatıyorum. Aç kulağını. Allah Allah, vallahi açtırdım kulaklarını devrem ya. Anlat, anlasın. Ha abla bebe anladık, cilalatmışsın kulakları, iyi dinle. Bak şimdi kardeş, biz buradan düğüne gideceğiz ya. Orada paraları böyle atıyorlar ya, bizim kontrollü olmamız lazım. Çın. Ama hayatım prova yapıyorum. Sen hep prova yap zaten Latif. Bir sorma karının bir derdi var mı, nesi var, ne oluyor diye. Hiç sorma sen, hep prova yap sen. Affedersin hayatım, yani düşündüğünü fark ettim de... aklında herhalde notalar vardır diye ya geçirdim içimden. Hiç tanımamışsın beni. Ben aklımda notalar varken sağa yukarı bakmıyor muyum Latif? Oraya doğru düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Sola yukarı. Bravo! Ha, demek ki şimdi parayla ilgili bir şey düşünüyorsun. Ha, ben söyledikten sonra fark ettin, sonunda. Ne oldu peki hayatım? Ne olacak? Yarınki yardım amaçlı alışveriş etkinliği için ne yapacağımı düşünüyorum. Ha, yarın alışveriş etkinliği mi var? Ay, hayırlı iştir Tilba Hanım. Çok tebrik ederim. Kendinize hayır işlerine madadınız. He? Sağ ol Tuhalya, sağ ol. Neyse, yarın... fakir mahallelerden birine buz pateni pisti yaptırmak için alışveriş etkinliği düzenliyoruz. Devrem bak, düğünde hem elimiz hem çenemiz çalışırsa var ya... sayıldan parsayı toplar keşeyi döneriz ha. Vallahi Devrem bak, şimdi ne heyecanlanmaya başladım ya. Ya yetişemezsek diye korkuyorum ha. Yok la bebeğe bak, heyecanlanma. Sakin ol, panik yok. Tamam. Ama şey diyorum Devrem, ya biz gidip şu düğün sahibiyle bir konuşsak. Ya kardeş, bu paraları böyle havaya atma, yere düşmesin. Bize bu paraları sen böyle elden ver, hem bize yardımcı olmuş olursun dersek... yardımcı olmaz mı? Ha bebe, düğün bu, düğün ya. Alatura gösteriş için yapılır oğlum. Bir elin verdiğini öbür el görür ki, el aleme hava olsun. Tamam da ne yapacağız ama? Ne mi yapacağız? Bak şimdi sana anlatıyorum, tamam mı? Örnekle anlatacağım. Bahattin abi, hele bir gel. Gel. Koş, 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 koş. Şurada bir dur hele abim. Zire'ye bir şey anlatıyorum, örnekle anlatacağım. Parası olan adamı gözlerinde böyle radar gibi yakalayacaksın, tamam mı? Bakacaksın, bakacaksın, tespit edeceksin. Parası olanı bulacaksın. Yoksa hele herkes düğünde havaya para atmaz. Bazılar olur ki takı bile takmaz, yer içeri kaçar giderler. Sen böyle gözlerinde radar gibi o zaman ensesi kalını bulacaksın. Buldun mu? Tamam, gelin buldum. He, hemen yavaştan yavaştan hanım böyle yanına yaklaşacaksın. Ama eğlenerek yaklaşacaksın. Paranın kaynağına yakın ol ki testiyi en çok sen doldur. Ama eğlenerek yaklaşacaksın, tamam mı? Tamam, yaklaştım diyelim. La bebe, eğlenerek diyorum ya. Adamın karşısına alacaklı gibi ne dikildin? Tipe bak. Al şunu bakayım. He, eğlenerek yaklaş. Tamam, buradan geldim. He, köpür. Tamam.
Karaözü mahabbesi, le 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 hanım. Dolarlar huvardası, mangır sen güzelsin. Buyurun. Aferin Zirek, bak çok güzel. Ama şimdi ne oldu? Paraları elden aldı. Yere saçılanlar ne olacak? Ya devrem, bu elde verilenlerle yetinsek olmaz mı? Yerde kalanlar da kim alıyorsa alsın ya. Bak ben şimdi ya nohut gibi terledim kardeş ya. Devrem, dolar diyorum la, dolar diyorum ya. Para deyince önceden gözlerin dolardı. Ne oldu? Bir dolar kaç para? Ben nerede bileyim kaç para? İşte fakirlik diz boyu, hala dingil dingil konuşuyorsun. Bak, odamana doğru böyle kendini siper edeceksin, tamam mı? Paralar yerde, buralar hep para. Ayağını öyle böyle, öyle böyle, böyle böyle, böyle böyle toplayacağım paraları. Böyle yan oldu mu? Ondan sonra çevreyi böyle bir keseceksin. Ondan sonra tek hamlede paraları alacaksın, darbukanın içine cebine dolduracaksın. Anlatsana uzayacaksın. İyi tamam da devrem, bu kadar parayı biz nasıl toplayacağız Allah için ya? Bize bir 40 ayak gerek. Onu da bulamayız yani. Olmaz o. Doğru diyorsun be. Bahattin abi sağ ol. Eyvallah. Nasıl yapacağız oğlum ya? Oğlum bize tahviye güç lazım ha, ben sağ değilim. Yoksa biz iki kişi kardan zarar edeceğiz. Aynen. Buldum devrem. Buldum, billahi de buldum, tillahi de buldum. Babalı oğlu yapacağız biz bu işi. Tamam, bu iş bende. Zirek çözer, çözer. Dikkat mi diyor? Vallahi. Çözdün mü işi? Çözdüm. Ha, orban olayım. Zirek çözer. Lan Zirek. Betül abi, hele bize iki tane çay getir. Benimki biraz açık olsun. Affedersiniz Tilba Hanım. Fakir mahallesinde buz pateni pistiğinden mi bahsettiniz daha demin? Ne oldu, beğenemedin mi? Yok canım, değilmez olur muyum? Yani bir varoş mahallesinin olmazsa olması buz pateni pistidir. Bizim mahallede buz pateni pisti yoktu. Ben hala her kar yağdığında düşüyorum yemin ediyorum ha. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Talih? Yok canım, estağfurullah. Neticede hayır, hayırdır yani. Neyse, bir soruna odaklanalım. Şimdi bizim yönetim kurulu olarak üyelere örnek olmamız için bol bol alışveriş yapmamız lazım. Ama aşk olsun hayatım, sen bunu mu düşünüyordun bu kadar? Tabii ki de biz de alışveriş yaparız. Bak, benim böyle durumlar için kenarda ayırdığım 200 dolarım var. Onun bir kısmını harcayabiliriz. 200 dolar? Aşk olsun Tilba Hanım ya, düşündüğünüz şeye bakın. Bakın benim de kenara attığım bir 100 liram vardı böyle kendime etek boliz alayım diye. E madem siz böyle hayır işini istiyorsunuz, ben de gelir o mağazadan alırım yani, nedir? Michelangelo Dikoff'tan o 100 liraya sen o etek bluzu biraz zor alırsın tahliye. Niyeymiş? A-plus mağaza. A-plus mı? Yani biraz pahalı. Biraz mı? Birazdan da pahalı. Geçen sene ben orada bir kravat sordum. O kravat için istedikleri paranın yarısına başka bir yerden takım elbise aldım ya. Ne diyorsunuz siz ya? Anam, Tilba Hanım, benim düşündüğüm de yani ben bu Michael and Jackson yandan Michael Dunkoff mağazası hakkında civarda hiç güzel şeyler duymadım. Bence ben gideyim de başka bir A-plus mağazasından alayım yani kıyafetlerimi. Sizinle muhabbetinizi güldüm. Hadi afiyet olsun size. Jackson değil. Dudikov. Filan söyleyeyim. Anladın mı şimdi neden kara kara düşündüğümü? Anladım hayatım. Arkadaşların alışveriş yaparken sen alışveriş yapamayacaksın diye düşünmüşsün işte. Anlamamışsın, yine anlamamışsın. Arkadaşlarım haldır uldur alışveriş yaparken benim alışveriş yapmama gibi bir lüksüm olabilir mi Latif? Ben o alışveriş yapacak parayı nereden bulacağız diye kara kara düşünüyorum. Ama hayatım, bizim bütçemiz belli, şeyimiz belli ya. Ama hayatım bir öneri cümlesi değil Latif. Senden para bulma konusunda bir öneri gelecekse bir cümle bekliyorum, yoksa sus. Peki hayatım. İşte ne bekliyorum ki? Arabayı mı satsak? Yok artık ya. Olmaz değil mi? Ne olur? Hadi Zirek, hadi Zirek. Alt üst iki tane adam alıp gelecek ya. Yok yok, çocuk kesin sünnet oldu. Hatta Zirek gelene kadar da askere gidip gelecek. Ya dur oğlum sen de, içimi karartma mani. Allah Allah. Heh, geldi. Oh be.
La neredesin Zirek ya? Ha bu bebeleri de getirmiş. Vardır bir bildiğin. Geldik işte. Gel oğlum. İyi akşamlar devrem. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Koç oğlanlar, siz de mi geldiniz? Birsin, Azat. Ay koçum benim. Hadi bakalım sünnet stres olmadan bir sünnet dini görmüş olursunuz değil mi? İyi devrem. Malaturaları toplamak için adam getirecektim. İşte devrem, çocuklar. Ha bebelere mi toplatacağız bana? Evet devrem. Ya bir evde bir provasını yapmışım bir gün sen. Eve böyle bir kağıtları saçmışım. Böyle topladılar topladılar. O arada Zeliş geldi. Bu evin hali nedir deyince böyle provamız da yarıda kaldı. Bizi de kovdu vallahi. La bebeler ezilir orada oğlum. Yok devrem bunlar. Ya bunlar halis mühlis Anadolu çocuklarıdır. Alışıktırlar bunlar ya. Hem bunlar çocuktur diye bunlar ezilmesinler diye böyle kenara çekilir millete. Bunlar da rahat rahat böyle para toplayacaklar. Değil mi? Hadi gidelim o zaman, hadi gidelim. Dur, dur, dur. Başka bir sürprizim var. Dur, dur, dur. Başka bir plan. Devrem. Bu ne kardeş? Bu da cep planı devrem. Şimdi çocuklar var ya, paranın hızına yetişmeyince biz bunlarla böyle... böyle hepsini toplayacağız. Lan manyak mısın oğlum sen? Sahneden inip elektrik süpürgesiyle paralar mı toplayacağız ya? Bir de oldu olacak, tahliye gibi paspas atak yere bari Zirek. Ya devrem, A planı olmayınca C planı devre sokacağız. La yürü Allah'ını seversen, yürü ya. Hem A planından sonra C planı nasıl geliyor? Ya alfabetik sıraya göre devrem. A planı, C planı, D planı, B planı işte ya. Ya sen de bir şey bilmiyorsun devrem ha. Zirek, kardeş. Bağ ilkokul öğretmeninin adını, adresini ver. Ben ona çok güzel bir şarkı yapıp göndereceğim. Azat şunu al Allah'ını seversen koçum, at arabaya. Baban yine dingilliği tutmuş. Hadi hadi geç kalacağız. Neyse at arabaya hadi hadi. Gel. Zirek ne manyak adamsın sen ya. Hayır mı bak skandal. Artık son adım kulüp arasındaki... bunun anahtarı nerede? Latif zamanında kemana geçecektin. Böyle şeyler yaşamayacak. Kilitini böyle yapıyorlar. Milyon dolar mı var sanki içinde? Anne. Dilbe. Hayatım sen ne yapıyorsun burada elinde kumbarayla? Ben Sanat'a sürpriz yapıp para atacaktım. Harçlık şey yapıyordum ben. Anne kumbarıma para atmak için kilidi açmana gerek yok ki. Üstünde delik var ya kumbaranın. Aa delik mi var? Ne işi var canım kumbarada deliğin? Paralar düşer. Latif bak burada delik var. Yeni kumbaralara delik yapmışlar. Çok akıllıca güncel kumbara bak. Ben buraya o zaman parayı şey edeyim. Ben Nurhan sanırım ama. Kumbaranı koyuyorum, parayı veriyorum. Atarsın sen tamam mı canım Latif çekil. Deme öyle. Senin yüzünden her şey. Hayret ya. Zirek, bebeler hazır değil mi la? Hazır, hazır. Baksana, avni kolyan şaylar gibi bakıyorlar. Bak, 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 bak. Aferin delikanlıları be. İstersen toplamasınlar dedim onlara. Bir tane dolar bile kassa var ya. Hazır süreci burada kestirip veririm dedim. Lan ne adamsın oğlum, öyle tehdit olur mu lan bebelere? Devrem biz babamızla böyle öğrendik, ne yapalım? İyi, hadi o zaman. Eğlencenin dibine vuruyoruz, tamam mı? Ki dolarları da tava yapsın Zirek. Başlayalım hadi başlayalım. Başlayalım. Evet değerli misafirler. Hepiniz bu mutlu geceye hoş geldiniz. Ben Ağalandik Bey, klavyeli Sultan-ı Mani ve can arkadaşım Zirek. İstanbul'un Zireği. Arkadaşım İstanbul'un zileği, öncelikle sünnet olan yavrumuza ve ailesine bir ömür boyu mutlu ve talihli günler diliyorum efendim. Öyle kuru kuru alkışlama da olmaz ama ha. Yavrumuzu
Yavrumuzun ailesini, sülalesini, arkadaşlarını hepsini piste davet ediyoruz. Bugün dolu dolu yavrulara kadar oynayacağız, tamam mı? Şimdi size ilk parçamı seslendirmek istiyorum. Ama seslendirmeden önce bir sorum olacak. Aramızda baldız ve enişteler var mı? Benim. Vay abla baba, baldızlıktan emekli olmuş ama öyle de fişek gibi fırlıyor valla. Evet, ilk şarkımız baldızlara ve onlardan da hep canan enişteleri gelsin. Parçamızın adı Baldızı, Feistin, Depuşner. Baldızı Fes'ten dürtmüşler, profil fotosunu like etmişler. Sanal alem baldız aşık, ilişki durumu karışık. İşte neden biti bitettin? Abla mı duyacak, kullanacak? Beni niye favorine ekledin? Bayram değil, seyran değil. Enişte niye biti bitettin? Abla mı duyacak, kullanacak? Beni niye favorine ekledin? Hayda! Neden biti bitettin? Abla mı duyacak, kullanacak? Beni niye favorine ekledin? Himmet abi! Himmet abi kim la? Vallahi ağzımda böyle çıktı dikme. Zirek para sayayım ben burada kardeş? Allah Allah! 2000'di... Al kafam karıştı işte! La bebe ben yarım saattir parayı saymaya çalışıyorum burada ya. Bir de gülüyorsunuz ha. Şimdi yiyeceğiz sürsün Zirek. Bak bebelerle beraber gülüyor. Mani sen de mi gülüyorsun? Tövbe tövbe! Para sayamıyorsa sana bir para sayma makine alalım Dikmen ha. Bütün parayı para sayma makinesine verirsek para sayma makinesinde ne sayacağız kardeş? Evet ya. Bütün parayı makineye verirsek makinede sayacak para olmaz. Makineyi satarsak o zaman para sayacak makine olmaz. Yani anlayacağın kısır döndü ya. Kısır döndü denmez. Kısır döngü denir ona. Sus lan. Eşek sıfası. Sen babandan daha iyi bileceksin lan. Abi bebe susun ya. Ya bir susun da şu parayı sarayım Zirek. Ay lanet olsun ya. Tamam say 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 hadi hadi. 30. Dikmen. Sen şimdi bu parayla gidip Beste yengeye hediye alacaksın değil mi? Helal Zirek. Hem de çok kral bir hediye alacağım ha. İstediğin süper bir hediye alacağım. La bebe dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Saymıyorum la parayı. Ha, aynen böyle bölüştüreceğim. Bak buradan kesiyorum. Mani al. Buradan yarısı senin. Eyvallah kardeşim sağ ol. Ev sahibi de fena sıkıştırıyordu. Tam zamanına denk geldi. Eksik olma. Allah bebe. Bu kısım da senin. Heh. Bebelerin parasını vermeyi unutma ha. Alın la bebeler. Bunlar da benden size. Babanızdan da alın. Katavulliye gelmeyin. Tamam. Baba, para ver. Sus lan. Eşek sıpası. Ulan size meslek üretiyoruz. Bir de para istiyorsunuz benden. Allah Allah. Versene Allah çocukların parasını. Ya Devrem sen de çocuklar fiştikleme ya. Benim çocuklar para sevmez. Kapitalizme karşıdır onlar. Değiliz baba. Para ver bize ya. Dolar istiyorum ben. Bak hele. Eşek sıpasına bak. Ulan sanki anasına dolarla dolmuş bu ha. Tamam la tamam hadi. Yeter ya sıkıldım para saymaktan. Tahsin hadi çalın da bir şeyler biraz eğlenek ya. Hey 15'li.
nasıl yapacağım? Nereden bulacağım o kadar parayı ben şimdi yarına kadar? Avans istesem, 10 tane öğrenciden istesem olmaz. Çok saçma, yarına kadar yetişmez zaten. Satacak altın bileziğim olsaydı keşke onları satardım. Latif'in ikinci el şöyle ayakkabıları satar. Yok, saçma. Alan olmaz. Senin triangel'ın da para etmez ki. Ne yapacağım ben? Rezil oldum yarın. Ne yapacağım? Hayatım sen niye böyle stres yapıyorsun kendi kendine? Bak migrenin azacak. Latif, erken teşhis yapacağına tedaviye yardım etsene biraz. Yarına kadar benim 2000 lira bulmam en azından şart. Nokta. Hayatım ne yapabilirim ki ben? Yani sihirbaz falan da değilim ki. Yani şapkadan tavşan çıkarmamı bekliyorsun. Sen bırak şapkadan tavşan çıkarmayı, kümesten tavuk çıkaramazsın Latif. Çözüm düşün, bir şey düşün. Bak şu kredi kartının nakit avansı kesin kapalı mı? Emin misin? Eminim hayatım. Borcun tamamını ödemeden açmayacaklarmış. Başka bir yol düşün. Hemen. Başka bir şey düşün hadi. Ya rezil olacağım diyorum sana. Hiç mi umursamıyorsun? Bak soğuk soğuk terler akıyor. Öyle ezik gibi yarın. Hilveciğim, hayatım biraz abartıyorsun bence. Yani sonuçta durumu iyi olanlar yapacaktır alışveriş. Ya bir çözüm bul diyorum sana Latif. Çözüm mü? Ha, buldum. Buldum. Sen daha soruyu anlamadan ben her zamanki gibi çözüm buldum. Oh, rahatladım. Emeklilik fonunu bozuyoruz. Ne? Yok artık. Olamaz. Ben mi yanlış duyuyorum acaba? Ya Tilbe'cim, yıllardır biz oraya para yatırıyoruz. Yani birkaç yıl sonra emekli maaşı almaya başlayacaksın. Yanlış anlamışsın. Zaten senin emeklilik fonunu bozacağız, benimkini değil. O niye ki o? Ama sen zaten orkestradan yakında emekli olup maaş alacaksın. Gerçek bir triangelcısın sen ve orkestranın en önemli enstrümanı triangel'dı, unutmuyoruz. Kusura bakma hayatım ama ben böyle bir şeye müsaade edemem. Hiç müsaade istemiyorum ki. Hadi. Ara şu bankayı. Hemen o fonu iptal etsinler, benim hesaba havale yapsınlar. Hadi. Yapamam hayatım. Yaparsın hayatım. Yapamam Tilbe'ciğim. Yaparsın Latif'ciğim. Yapamam. Hayırdır anaoğlu, sen yine ne yapamıyorsun ya? Ya Tilbe yengen alışveriş yapmak için bizim yıllardır biriktirdiğimiz emeklilik fondaki parayı bozmak istiyor. Ama insaf, insaf öyle anlatırsan olmaz ki. Bak Tikmen dinle. Şimdi biz fakir mahallelere buz pateni pisti yaptıracağız. Niye, manyak mısınız? Ne oldu? Ya fakir mahallelerin derdi buz pateni mi ya? Okul yaptırın. Hadi bilemeden alırsa yaptırın. Hiç olmadı, atar salonu yaptırın bebeleri. Öyle deme amacık ben. Bari sen deme bunu yani. Geçen hafta AVM'ye gittiniz. Şirek buz pateni yapacağım diye narin bacağını incitti. Eğer onun küçüklüğünde mahallesinde buz pateni pisti olsaydı öyle bir şey olur muydu? Evet. E'si dernek olarak bu amaçla bir alışveriş etkinliği düzenliyoruz. Hem de İstanbul'un neredeyse en pahalı mağazasında. Bir sözümü kesme. En pahalı mağazasında tabii ki de. Çünkü çocuklar için çok çok alışveriş yapılması lazım. Ama benim param yok. Ve o parayı benim gelecekteki emeklilik maaşımdan almak istiyorum. Ya mevzu para yani. Hayır, mevzu para değil tabii ki de. Mevzu fakir çocukların mutluluğu. Söylesene şimdi dayıoğlu, yani bunun için emeklilik fondaki para bozulur mu ya? Allah Allah oğlum. Bozulur. İşte bak sağduyunun sesi. Tabii manyaksın, bozulur. Ya ne diyorsun sen? Asıl sen ne diyorsun yengeciğim? Adam oraya 3-5 kuruş para atmış, biriktirmiş yıllarca, emekliliğinde rahat etsin diye bozulur mu ya? Seni dinleyemeyeceğim şimdi, karışma. Latif dinleme, ara bankayı. Aramıyorum hayatım. Arıyorsun hayatım. Arayamam hayatım. Arıyorsun Latifciğim. Arayamam. Arıyorsun. Aramıyorum. Ya bir durun hele ya, para için kavga edilir mi? Yengeciğim ne kadar para lazım sana? Hiç şaka kaldıracak halim yok ben şu an. Yengeciğim ne kadar para lazım? Söylesene sen ya. Latif söyler misin? Şuna alışveriş yapacağımız yer salı pazarı değil. Dayıoğlu sağ ol, var ol, eksik olma ama ya ihtiyaç olan para böyle bir seferde cepten çıkabilecek. O para nereden çıktı ya? Amerikan Merkez Bankası'nda çıktı. Ve belirli yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Ben de alnımın teriyle, emeğimle kazandım bu parayı Latif. 1000 dolar yeter mi? Yok dayı oğlum, sağ ol. Ama biz bu parayı kabul edemeyiz, yok.
Ederiz. Ederiz. Niye etmeyelim? Dükkan yabancı mı? İdare edeceğiz artık, yettireceğiz. Ay. İşte bu koç oğlan. Bak gördün mü? Büyümüş de, çalışmış da, kazanmış da eve para getirmiş. Aa, sanatçı tabii. 1000, 2000. Yengem, tam senden beklediğim performans. Hey İngilizce, benim de tam senden beklediğim performans. Alo, alo. Gireceğin taliye kalantorlar dolarlara nasıl yağdırıyor? Ben cıstırıyorum onları yağdırıyor. Ben cıstırıyorum onları yağdırıyor. La bebeğe dedim ki, oğlum dedim bunlar dolar mı? Sen topla topla ağzına kadar geldi mi dolar dedi bana. Allah daha çok versin Dikmin. Ama bak ben sana ne demiştim Dikmin? İstanbul senin kıymetini yavaş yavaş anlayacak demiştim. Bak gördün mü? İstanbul senin kıymetini anlamaya başladı. Hoş. Ben senin kıymetini daha ilk geldiğin günde anlamaya başladım ya. Eksik olma tarihi. Ama öyle değil mi Dikmin? Ne vallahi bak. Öyle Latif de bana dediydi biliyor musun? Dikmin dediydi bir ayağa kalmaz ekstralar yağmur gibi yağar dediydi vallahi Talya bacı ya. İlla bacıya bağlayacak ya. Ya dayıoğlu dolar demişken dünkü jestin çok güzeldi ama ben çok rahatsız oldum ya. Yani hem senin de ihtiyacın vardı o paraya. Bak istersen ben konuşayım Tilbe'yle. Ya Allah Allah sen hala orada mısın ya? Tamam oğlum. Ben onun içinden ihtiyacımın kadarını aldım cebime koydum. Sen rahat ol. 3-5 kuruşun hesabını mı yapacağız la? Hayır yani gerçekten geri verebiliriz. Hem zaten Tilbe huzursuz olur öyle borçlu kalmaktan. Günaydın. Günaydın. Günaydın Kutlu ailesi. Günaydın Dikmenci. Günaydın yenge. Ha Tahliye. Dikmen'in odasından geliyorum şimdi. Yastığını kontrol ettim. Çok sert. Oo. Artık kuş tüyü yastığa terfi et. İyi midirsin sanımım? Yok. Ben yastığımla memnunum. Şimdi hayvanların tüylerini boşuna yolmayak yazıktır ya. Latif çok güzel şaka yaptın. Gülsene. Şaka yapmadım ki ya. bu arada... Kahvaltıdaki ürünlerin etiketlerini kaldırmışsınız. Hani istiyorsanız yemekten sonra benim ne yetmiştim hesaplayak. Dünkü şakamızı ciddiye almış gördün mü formunda bugün. Neyse ben derneğe gideyim. Bugün fakir çocuklar yararına alışveriş yapacağız bol bol. Ya, aa, Tahliye Dikmen'in çayı bitmiş. Doldursana, dikiliyorsun ayakta. Bak böyle doldur hemen sıcak bir çay. İki tane de yumurta kır, yesin güzel güzel. Görüşürüz hayatım. Latif Bey, yanlış anlamazsanız size bir şey sorabilir miyim? Bu giden Tilbe Hanım mıydı Latif Bey? İyi gemice kafayı çizdi ha Latif. Yok canım yok. Dün gece iyi uyudu. Ondandır neşesi. Ondan. Otel parasını peşin verince müşteri veli nimet oluyor değil mi Talihe? Yani. Neyse hadi bakalım. Ben kalkıyorum. Nereye kalkıyor? Daha kahve yapacaktın Dikmi. Kız doğru diyorsun ha. Oo. Ben gideyim de besteyi bulayım. Dışarıda belki kahve içeriz. Sağ ol Talihe bacı. Ali, ara dedim de canım çekti ya. Bal var mı evde? Yok Latif Bey. Ya Zeliş, doğmamış çocuğa takı takmayı taktın kafaya ha. Ya ne alıyorsa kendine al. Çocuğa sonra bakarız ya. Alalım Zilek ne olur. Bak başımıza bir sürü iş geliyor. Hem bu çok külfetli bir şey de değildir. Değil mi bak? Ya Zeliş. Bu nazar boncuğa gerek yok, gerek yok. Çocuğumuza ben bir üflerim, bir dua okurum bir kere. Hele bir yap. Maşallah nazar değmesin inşallah. Bu mu? Evet. Maşallah.
Kem gözlere şiş, elemtere fiş almasak bu kaç para yapar kardeş? Beyefendiciğim, fişi satış yapmıyoruz. Hem kanuna hem vicdana. Şaka yaptım, şaka yaptım. Biliyorum, biliyorum. Peki bu kaç para bu? Hesaplayayım efendim hemen. Şunlar da güzel ama eski model. Beyefendiciğim, 300 lira yapıyor. 300 lira. Şimdi kardeşim, sen bu 300 lirayı bir dolara çevir bakalım. Dolara çevireyim. Sebep? Benim bu kadar param varken bir de ben mi çevireceğim he? Cimbik. Şaka 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 yaptım ben. Ya ben çevirince var ya, kur yapıyor kur. Dolar olarak ödeyeceksin. Maalesef sadece yanımda dolar var. Aksi bir de tomar 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 tomar. Yürek. Bir çevirin, çevirin siz. Tabii. Hemen hesaplıyorum. Beyefendiciğim 150 dolar yapıyor. Ha öyle mi? 150 dolar. Al vereyim sana 150 dolar. Üstü kalsın. Beyefendiciğim üstü kalsın dediniz ama burada tam 150 dolar var. Üstü bende kalsın cimbik. Baba baba baba. Gözlere bak gözlere gözler. Gözler şaharf oldu ha baba baba. Ya güzel iş. Ya gerçekten bu para beni değiştirdi ha. Baksana esprilere bak, şakalara bak ya. Yani diyordular para insanı değiştiriyor, ben inanmıyordum ya. Demek öyle bir şeymiş. Beyefendiciğim, parayı nereden aldınız? Yerden aldık. Hayırdır, tanıdık mı çıktı? Hadi hadi kardeşim, paket paket yap. Ne yapıyorsa yap. Hadi biz gideceğiz, işimiz gücümüz var. Biraz bekleteceğim. Hadi kardeşim, biz sar, biz gideceğiz. Daha işimiz gücümüz var, değil mi? Daha alışveriş yapacağız. Rastgele dayı. Vallahi Beste, böyle ara sıra da serek serek de olsa iş yapmak, para kazanmak, eve ekmek götürmek insanın yürüyüşünü değiştiriyor biliyor musun? Öyle güveni geliyor adam vallahi. Niye böyle söylediğini anlamadım ama bence senin güvene ihtiyacın yok. Sen olduğun gibisin. Vallahi mi? Sağ ol, eksik olma. Döndürdün beni ha. Ben öyle kendi kendime konuşuyorum işte. Para hiç değiştirmedi beni biliyor musun? Niye değiştirsin ki canım? Çok iyisin. Yani bil de... para var ya, rahamla değil yazıyla bile yazmaz bizim kitabımızda. Yemin ediyorum ya. Karnın aç mı? Kahveden önce bir yemek ısmarlar mı sana? Yok tokum, sağ ol. Hakikaten diyorum, bak aç mısın? Değilim, sağ ol. İyi. Asa açacak. Bu ne berbat çiçekmiş ya. Böyle çiçek mi olur Allah'ını seversin? Bir de dünyanın bütün çiçekleri güzeldir lan ha. Ha bu çiçek işte. Böyle çiçek mi olur? Hah. Aa bak orada çiçekçi var. Ben oradan sağ iki dakikaya bir çiçek kapıp da geleyim. Sen nereden biliyorsun ki? Yazıyor işte, çiçekçi yazıyor üstünde. Bizim de okuma yazmamız var herhalde Besti. A'dan Z'ye ben bütün harfleri biliyorum yani. Sen burada iki dakika bekle, şurada oturup ben hemen geliyorum, tamam mı? Bekliyorum. Gözlerini de kapat. Gözlerini görüp seni rahatsız etmesinler. Hemen geleceğim. Bendeki de soru. Nereden bilsin ki doğum günü? Sanki daha önce beraber doğmamıştık. Ya kardeşim hadi ya. Yarım saattir bizi beklettin buraya. Vermeyecekse ver paramızı gidelim başka yerde alışveriş yapalım kardeşim ya. İhbar sizden mi geldi? Evet evet memur bey. Bu adamda sahte para var. Hem de tomarla. Az önce kendisi itiraf etti. Sahte para mı? Zürek? Bir dakika sen ne diyorsun brother? Ne diyorsun ya? Ne sahtesi? Memur bey, yanlış bir anlaşma olmuştur. Memur bey, buyurun işte kanıt. Renkli fotokopi çektirmiş adeta. Bunlar sizin elinizde miydi? Evet. Ama ben fotokopiden bir şey daha anlamadım ya. Bak. Obama'dan halis mühalis Amerika doları. Baksana gıcır gıcır memur bey, bak. Sahte mi para? Ne? Vay başıma gelenler Zürek! Senin sahte paralele eşin olur ya. Ey Allah'ım yarabbim, gerçeğine iyi etmiyor senin. Zürek ya, of.
Deliş bir dakika. Vallahi bir yanlış anlaşma olmuş ya. Bir dakika. Memur Bey vallahi bir yanlış anlaşma. Öyle bir şey yok. Ben ne anlarım sahtelikte ya. Memur Bey vallahi dolar. Bak baba yeşil ya. Bak görüyorsun. Yemyeşil. Dolar bak. Bu da yeşil. Bak hepsi yeşil. Vay be. Kalpazanlık da ayağa düştü arkadaş. A4 kağıdın arkalı önü dolar basmışlar. Elde çizseydiniz bari. Bunlardan sende daha ne kadar var? Var memur bey, biraz daha var bende. İsterse bak ben hemen 2 dakikada sayayım. 1, 2, 3. Yok yok sayma. Biz sana merkeze saydırırız bunları. Bak memur bey vallahi yanlış bir anlaşma olmuş. Bak eşim şahittir bak. Ben taksiciyim memur bey. Ben... Niye götürüyorsun? Ben taksiciyim bak bir düğünde bunları topladım memur bey. Vallahi ben gerçekten yanlış anlaşma olmuş vallahi. Şuna bak ne kadar güzel. Ay gerçekten çok güzel. Şahane bir şey. Yakası falan. Evet değil mi taşlı maçta tam bu senenin var. Bayıldım bayıldım. Ay bakar mısın? Dur bakayım dur. Bitti değil mi? Sana da çok yakıştı. Bakayım. Aa 850 liracık alsana çok ucuz. Aa bende bunun kırmızısı var. Ben de bunu geçenlerde giydim hatta kırmızısı var. Şimdi farklı renk, benzer model almayayım ben bunu. Başka bir şey bakayım. Tamam, bakalım. Ay şunlar da çok güzel. Hmm. Bayıldım, bayıldım. Bir şey soracağım. Yani arkadaşım için soruyorum. Müsaade bir indirimliğiniz var mı? Ay Tilbe! Şu elbisenin güzelliğine bakar mısın? Maalesef indirim reyonumuz yok hanımefendi. Ben indirim reyonu mu sordum? Ha? Oradan bakınca ben fakir mi görünüyorum ha? Den size bak. Ne diyor Tilbe Allah aşkına o? Tamam canım sen boş ver. Niye uğraşıyorsun şimdi sen de yani boş ver. Tilbeciğim. Bak ne buldum. Tam senin Türkücü kuzenine göre. Alsana sen bunu hediye. Perizat, kaç defa söyleyeceğim o benim kuzenim değil. Latif'in akrabası. 8. kuşaktan uzaktan dıdısın dıdısız dıdısı. Ayrıca Perizatçığım gerçekten çok yükleniyorsun Tilbe'ye. Ay tamam hadi alışveriş yapmaya devam edelim. Seçelim bol bol. Evet, evet seçelim seçelim alalım değil mi şekerim ya? Aa. Baktık ki kamyon dolusu alışveriş yaptık. Söyleriz Tilbe'ye o pikniğe gittikleri kamyonu getirir doldururuz paketleri. Perizatçığım kaç defa söyleyeceğim ben o pikniğe o kamyonla gitmedim. Bizim arabanın anahtarı... Tamam tamam be şaka yapıyorum hadi. Üf, hemen de ciddiye alıyorsun. Ay kızlar lütfen hadi tadımızı kaçırmayalım. Şuraya alışverişe geldik. Ayrıca Tilbe'cim sen hiç üzülme. Biz biliyoruz senin nasıl bir zümreye ait olduğunu. Hadi alışveriş edelim. Alalım, alalım, alalım. Canım alışverişe devam edeceğiz de Tilbe bir şey almamış. Ne oldu? Seninki para mı vermedi yoksa? Olur mu canım? Param olmasa burada ne işim var? Telefonu çalın bir dakika. Mağazayı boşaltacağım diyorsun. Telefonum neymiş? Yok canım bakıyorum işte bir şeyler ama ben zor beğenirim biraz biliyorsunuz. Bakalım o zaman. Selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Ya ben çiçek alacaktım da. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bir çiçeğe çiçek alacağım. Nasıl bir çiçek? Bak, şuradan görüyor musun? Onu demiyorum kardeşim. Yani hanımefendiye nasıl bir çiçek baktınız? Vallahi kardeş böyle yapraklı, kokulu, tikensiz bir çiçek işte. Gül var. Gül ver Basil, tamam. Tamam, kırmızı güllerimiz var. Hoş, pembe güllerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Vallahi kardeş ne bileyim, sen ortaya böyle karışık alevli bir şey yapma işte ya. Tamam. Size güzel bir şey vereyim şöyle. Buket. Nasıl? Ne? Ah, ne güzel çiçekleri de dizmişsin ya. Ya bu oğlum. Alaflex'i de var. Tamam. Kardeş bu ne kadar? Size 80 lira olur. 80? Tamam. Yalnız bende Türk parası yok. Dolar var. Ben bir gün dolar, bir gün euro taşıyorum da. Hesabını vereyim. Kuru kaçtandı bilmiyorum. Sen hesapla bana üstünü versin. Ya. Olur. Hoppala birader bunlar sahte. Ne diyorsun sen kardeş ne sahtesi ya? Bak. Sahte.
etti kardeş. Olur mu la? Bu alt kattın George Bush'un yerine başka bir adamın fotoğrafını koymuşlar. Bakayım, la şerit de yok. Ver kardeşim şeridi. Hay Allah kahretsin ya. Yine kazık yedik ha. Kardeş kusura bakma, ben bir yerde çalıştıydım da bunları bana oradan verdiler. Aa, lanet olsun, ben şimdi sağ rezil olduğum amı yanam. Sahte para verdiler ona mı yanam. Besteye çiçek alacaktık, alamayacağız ona mı yanam. Kardeş, kurban olayım. Sen bu çiçeği bana ver de kıza rezil olmayayım şimdi. Ben yarın öbürsü gün geçirken sana parasını bırakırım. Oldu kardeşim, hadi kardeşim, hadi. Hadi. Vallahi getireceğim, parasını vereceğim ya. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Tamam ya kardeşim, ya bir çiçektir ya nihayetinde. Ne olacak ya, getireceğiz parasını. Laftan şimdi anlamıyor musun? Hadi kardeşim. Ya bebe, sen kimi itiyorsun öyle ya? Sen ne diyorsun hala? Vallahi bak, senin o kafanı alır saksıya sokarım ha. Çiçek değil mi la alt üstü? Sen bunu kırdan bayırdan toplamıyorsun mu? Allah'ın çiçeği işte. Ona para kazanıyorsun, bir de bana alele mi yapıyorsun? Dingil, kim artistik yapıyorsun la sen? Allah seni oyarım ha. Adamın asabını bozma, dingil. Ya sabır ya. Mahmut gömlekçisi misiniz? Evet, buyurun. Piyasaya sahte para sürmekten aklınızda şikayetler. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Sahte para mı? Memur bey, benim sahte parayla işim olmaz. Bana verdiğin dolarlar sahte çıktı. Ben sana sahte mi verdim? Sen bana sahte para veriyorsun. Bir dakika beyefendi, memur bey, bir yanlış anlama olmalı. Buyurun karakola, derdinizi komiserime anlatırsınız. Çalmadı bizde. Ne yani? Çiçek almadın mı? Çiçek? Ya alacaktım da bizde çiçekler hiç benim sevdiğim çiçeklerden değildi, biliyor musun? Bir de böyle biraz solmuştu çiçekler. Bakmamış işin herif çiçekleri. Ben de biraz suladım, canlandırdım falan, onlarla uğraştım. Bir de fabrikasyon ha. Böyle hormon hormon, tam kadar güller var. Bu kadar gül mü olur Allah'ın seyirsi ya? Gül dedin ha, böyle goncası olur. Ondan sonra da bir bu kadar olur en fazla değil mi? O yüzden ben de şey yapmadım. Onca zaman ne yaptın çiçekçide? Çok beklettim ben seni değil mi Beste ya? Kusura bakma. Ne yapayım işte, bende de böyle doğa sevgisi olunca öyle oluyor, ne yapayım? Önemli değil. Ben de temiz hava almış oldum. Baksana tablo gibi. Dalmışım ben de öyle. Aklıma güzel bir konsept geldi ama. Eve gidince ona başlarım artık. Eve mi? Eve mi gidelim? Şans sabah, Allah kahretsin ya. Lan ne güzel romantik bir gün geçirecektik. Mis gibi hava, deniz, martılar bile peşimizden geldiydi ha. Şansa bak ya. Bir işe gidiyoruz. Aldığımız para sahte çıkıyor ya la. Telefon. Koşun be. Alo. Buyur. Sirek. Kardeş. Ne oldu la? Ne? Karakolda mısın? Kardeş ne oldu? Sahte para mı? Daha sorma sorma bebe, benim de başıma geldi. Burada bir çiçekçiye gittim, besteye çiçek alacaktım. Paralar sattı çıktı, biliyor musun? Herifle papaz oluyorduk neredeyse. Kusura bakma. Sana da söyleyemediydim, seni de öğrenmiş oldum. Yok yok, sana demiyorum. Besteye diyorum. O parayı verdim. Herifi kaldırdı, üstündeki fotoğraf motoraf. Amuk yumuk, abuk sumuk şeyleri var. Şeridi bile yok ya. Vallahi kardeş, cebimde de 5 kuruş para yok, biliyor musun? Böyle dımdızla kaldım ortada. Tamam. Tamam kardeş, sen neredesin? Hangi karakolda? Ben geliyorum oraya.
Telaş yapma, sana geliyorum ben. Tamam, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Sana oğlu almışlar zireyi. Gidelim birlikte o zaman. Merak etme, bende para var. Taksiye binip gideriz. Şimdi para var mı? Ay, yer yaralaydı da yerin dibine gireydim. Sahte paradan 37 sene yataydım, o kadar koymazdı be. Kalk. Sağ ol Beste. Ya hanım sus artık. Kimseyi hapse falan attığımız yok. Ortalığı ayağa kaldırmışsın. Sakinleşene kadar burada duracaksın. İşimiz var, gücümüz var. Yeter artık. O zaman gönderin bizi. Ya kocanın üzerinde bir tomar sahte dolar çıkmış. Nereye salıyorsun? Bir yanlışlık varsa zaten çözülür. Bekle, bir soruşturalım. Ya siz niye kendi aranızda soruşturuyorsunuz? Gidin bir eşe dosta sorun. Bir esnafa sorun. Benim kocam çok temizdir, çok namusludur. Bir ayağı kokuyor ya. Ya sen bir rahat dur. Kocan da bildiklerinin hepsini anlatsın. Bir kabahatiniz yoksa zaten gönderirler sizi, merak etme. Tabii gönderecekler. Demedik mi düğünde toplamış, yerden toplamış o paraları ya. Ya bu adam kendisi boş kağıda adını yazamaz. Nasıl para bassın? Nasıl bastığını bilemeyiz. Üzerinde bulundurmasaydı. Anam! Kocama kumpas kuruyorlar. Yetişin komşular, yetişin. Kocamı mamuslara attılar. Zire! Doğmuş doğmamış bütün çocuklarımın babası. Ben seni hapishane köşelerinde mi bekleyeceğim? Göğünümün mahkumu. Ya yeter ya, yeter ya. Amma paraladın kendini ya. Paraladın mı? Bana da mı iftira atıyorsun? Hamile imzatın üzerine dövemiyorum. Zireyi. Kadın. Dur. Vır. Amma konuştum. Sana lafı yetiştiremiyorum. Vallahi en kolayı sıkacaksın biber gazına. Hem de yakın mesafeden. Yeter ya. Yetmiyor mu her yere sıktınız? Hamileyim, misafir gelmişim bari bardakla getir. Zeliş'im. Zireyim, kader mahkumum, seni saldılar mı? Zeliş, salmadılar. Sen buraya ayak kaldırmışsın ya. Komiser diyor böyle bağırdıkça bu gürültüde ben senin ifadeni almayacağım. Onun için sus da gidelim buradan ya. Susamam Zireyim. Sustukça sıra sana gelir, susamam. Bağırma. Bağırdıkça zaten bana sıra gelmeyecek Zeliş'im ya. Sakin ol, ifademizi alıp evimize gidelim. Ne bu halin senin? Ne olmuş? Perişan mı görünüyorum? Memur bey. Karakolda ayna var mı? Bir getirin üstüme başıma bakayım ne olur. Vallahi korkuyorum bunlardan Zireyim. Buyurun efendim, kredi kartınızı. Ah, teşekkürler. Yalnız Beyaz Kelebekler Derneği diye not ettiniz değil mi? Çünkü aldıklarımızın %20'si oraya yardım için gidecek. Tabii efendim. Dernek alışverişlerinizin hepsi kaydoluyor. Çok güzel oldu. Ben de şunları alayım buyurun. Tilbeci, çok az alışveriş yapmışsın. Yok, aldım bir şeyler. De ben önümüzdeki hafta diyete başlıyorum. Sıkı bir diyet programına gireceğim. Bir beden incelmeyi düşünüyorum. Ona göre artık haftaya gardırobumu yenerim diye düşündüm. Şekerim gelip tekrar. Borcunuz 1756 lira efendim. Kredi kartı mı vereceksiniz? Yok, kredi kartıyla uğraşmıyorum. Sevmiyorum öyle şeyler. Alışverişte cash seviyorum. Yalnız dolar var. Tabii efendim. Siz sayarsınız. Tilbe'cim, nereden buldun bu paraları? Ha? Hepsi birlik, beşlik. Kilise çıkışında tezgah mı açtın? Ne alakası var canım, olur mu? Şey, bankadan verdiler. Bütünlük yokmuş, bozukluk verdiler. Yalnız hanımefendi, bir sorun var. Bu paralar sahte. Ne? Yok, olamaz canım. Bankadan o paralar nasıl sahte olur? Buyurun bakın. Olur mu canım, öyle şey nasıl sahte olur? Bana bunu da mı yaptın? Ay Tilbe! Ah, bak bayıldı yine işte. Neyse, ben vereyim hanımefendinin borcunu, şu karttan alır mısınız lütfen? Umarım dernek paralarını da bu sahte paralarla ödememiştir. Perizat! Yemin ederim komiserim, durum aynen arz ettiğim gibi. Biz kalpazan değiliz komiserim, müzisyeniz biz. Tamam. Peki yaz bakalım. Söz konusu sahte paraları müzisyen olarak çalıştığım düğünde
ortaya saçılan paralardan topladım. Ha işte aynen bu komiserim. Vallahi benim başıma da gelen aynen buydur. Ben bunun altına imzamı atarım. Atacaksın tabii. Ben mi imzalayacağım senin ifadeni? Komiserim. Buyurun. Ha. Buyurun. Komiserim iyi günler. Zirek. Mani. Zirek geçmiş olsun. Sağ ol yenge, sağ ol. Ya Dikmen. Kurban olayım ya komiser abi, anlat. Bir anlat başımıza neler gelmiş, neler gelmemiş. Bir anlat. Bak ben sabahtan beri anlatıyorum. Allah anlamıyor ya. Ya ben bu yaşımdan sonra gidip cezaevine çürümek istemiyorum ya. Abi sen ne ağlıyorsun ya? Niye cezaevine gireceğiz ki? Allah Allah, ne yapmışız? Komiserim, sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Sen kimsin? Ben Dikmen. Kendimi takdim edeyim. Ankara'nın Dikmen'i derler. Ses sanatçısıyım. Aa, anladım. Şu bahsettikleri Dikmen sensin demek. Sahte paraların geri kalanını ne yaptın? Okutabildin mi bari? Komiserim ayıp oluyor ama. Vallahi bizim sahte parayla falan işimiz olmaz. Biz Ankaralıyız. Bize ters öyle şeyler. Oğlum doğru konuşsana sen. Doğru konuş. Sana ters ben Ankaralı değilim diye bana düz mü? Ne biçim konuşursun? Bak komiserim, yemin ederim, yemin ederim Allah benim gözümü çıkarsın. Benim bu kalpazancılarla hiçbir ilişkim yok. Ben tanıma benim şey ya. Bak, geçen sene benim büyük oğlan var ya, ellerinden öper. Ona bir lazer yazıcı almıştık, ödemli yapsın diye. Bir de Akdeniz bölgesine ödev vermişler. Akdeniz bölgesindeki gölleri bulup, onların rastlimleri bir dosyaya koymamız gerekiyor diye. Ama ben onları bile dosyaya koyamadım ya. Ben nasıl koskocaman Amerika dolarını, ben nasıl kopyasını yaparım komiserim ya? Beyşehir. He? Ah, buyurun komiserim. Akdeniz bölgesi gölleri dedi ya, Beyşehir Gölü çok güzeldir. Bir kere piknik yapmıştık kıyısında. Vallahi öyle zirler ya. Benim de kulağıma geldi. Biz Ankara'da hep merak ederiz. Beyşehir Gölü'ne gitsek de bir piknik yapsak falan dedi, konuştuk böyle ara. Efendim? Beyşehir Gölü... komiserim, Beyşehir Gölü Akdeniz'de değil ki. Nasıl değil ki? Akdeniz bölgesinde ya. Yok, yemin ederim komiserim. Beyşehir Gölü Konya'da. Ben çok iyi biliyorum. Sen yanlış biliyorsun. Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesi. Yok 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 yo, yo, komiserim, yok kesinlikle siz yanlış biliyorsunuz. Vallahi Konya'da ya. Abi be, sen ne inatlaşıyorsun ne komiserli. Güzel adamı muhabbette bağladı, salıverecekti bizi. Ama devrem yanlış biliyor. Vallahi yemin ederim ben bunu ödevini yaptım ya. Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde değil, İç Anadolu bölgesindedir. Hem de Konya'ya bağlı bir yer. Neredeyse, nerede la oğlum? Sana ne? Allah Allah, Beyşehir'in muhtarı mısın sen ya? Yarışma mı yapıyoruz burada Zirey? Sinan, Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde değil mi? Akdeniz? Evet evet komiserim, Akdeniz. Sadık, sen ne diyorsun? Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesinde değil mi? Evet, evet komiserim. Bence de Akdeniz. Komiserim, ben de cevap verebilir miyim? Evet. Beyşehir Gölü Akdeniz bölgesindedir komiserim. Bak, bu kadar adam yanlış mı biliyoruz? Vallahi komiser var ya, anlayınız yanlış biliyor. Ya ben çok iyi biliyorum komiserim. Vallahi Beyşehir Gölü Konya'da, Konya'da ya. Zirin adına yemin ediyorum ha. Değişik misin oğlum sen? Sen ne inatlaşıyorsun komiserle? Adam bizi içeri atacak şimdi. Ne? Sen şimdi bana coğrafyan zayıf mı diyorsun? Yok 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 komiserim, vallahi yok, yemin ederim yok, ben haddimi aştım, özür dilerim, özür dilerim. Yani benim biraz kafam karışık. Beyşehir evet evet Akdeniz bölgesinde. Şöyle. Evet evet Akdeniz, benim kafam bazen böyle karışıyor biliyorsun komiserim. Gerçekten bazen karışınca ben neler olduğunu ben anlamıyorum ha. Yani İç Anadolu bölgesi derken ben Tuz Gölü zannettim, kastettim. Evet, Tuz Gölü'ydü. Tuz Gölü mü? Evet. Tuz Gölü Ege bölgesinde ya. Daha neler ya? Daha neler Zirek? Sen Tuz Gölü'nün Ege bölgesinde olduğunu bilmiyor musun? Evet, evet. Tuz Gölü Kütahya'ya yakın değil mi Dikmen? İzmir'e hatta, Yunanistan'a çok yakındı. Evet komiserim, sayenizde coğrafya bilgilerimizi de tazelediğimize göre biz müsaadenizi isteyelim. Hayırdır nereye? Sahte para işi mi olacak? Komiserim ayıp oluyor vallahi. Biz öyle bir şey yapar mıyız hiç ya? Müzisyeniz biz komiserim. Komiserim, ben Dikmen'in komşusuyum. Kendisi müzisyendir dediği gibi.
ve asla böyle bir şey yapmaz. Paraların sahte olduğunu öğrenince o da çok şaşırdı. Diyor komiserim, nasıl şaşırdım bir var ya, aklım gitti daha paraların sahte olduğunu görünce. Adam bize kakalamış sahte paraları komiserim, ne yapacağımızı bilemedik ya. Komiserim hele bizim bir tipimize bakın, bizde hiç kalpazan çetesi tipi var mı? Vallahi şimdiye kadar gördüğüm çete üyelerini düşünüyorum da öyle bir tipimiz var Allah için. Ama hanım kızımız da suçu örtecek ve yalan söyleyecek bir tip olmadığından. Hadi bakalım, hadi gidin madem. Hadi, 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 hadi. Allah razı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun komiserim. Ha, sen. Ben. Evet, sen. Çocuğun coğrafya çalışma işlerini annesine bırak. Öyle yalan yanlış bilgilerle çocuğun kafasını karıştırma. Yok, yemin ederim. Bak komiserim, bak. Beyşehir Gölü, yani Konya'ya yakın bir... Hayır Zirek ya, yarışının ağzını kapat. Müebbet diyeceğiz komiserim, iyi günler. İyi, iyi günler. İyi günler, hadi. Dur adamın asabını bozma. Kusumu konuşuyorsun içeride Zirek. Ya bırak ya, ben bir şey söylemeyeceğim ya. Allah Allah, bir şey söylemeyeceğim ben. O komiserine söyle... Yürü diyorum Zirek hele. Adamın elinde silah var, nasıl bağırıyorsun adam öylesin ya. Ne diyorum var ya da bebe bak zaten canım sıkkın senden çıkartacağım şimdi acısını ha. Oğlum optik okuyucu musun sen, neye inatlaşıyorsun komiserle? Tamam sakin olun. Sonuçta komiser inandı sizin dolandırıcı olmadığınıza. Senin sayende inandı besteci. Sen olmasan vallahi içeri atacaktı bizi herif ha. Yok canım daha neler. Neyse ne yapıyoruz, sahile gidip oturalım mı biraz? Sahile? Gidek. Zirek. Ne? Kardeş bana biraz buz ikili versene. Benzine gideceğim de. Vallahi bende tele yok. Mahanni, yengem. Ha bunu alın götürün, yoksa ben bunu bıyıklarına yollayacağım ha. Bak sen, görüyorsun he. Görüyorsun. Elin kalpazancısıyla anlaşan o. Ama suçlu olan burada ben oluyorum, öyle mi? He? Zaten elim bu komiseri bana fırça attı. Allah Allah ya. Ya Zirek yürü, Allah aşkına yürü. Ya adama bak ya, neredeyse Van Gölü'nü götürüp İzmir'e monte edecek ya. Ya coğrafya sıfır abi, sıfır ya. Ya yürü git arkadaş, göller bakanı oldu başımıza ya. Buyurun. Öyle leyin ha burada seninle gezerken. Şu çiçekçiye gidene kadar her şey ne kadar güzeldi değil mi Beste? Bence hala güzel. Neresi güzel Allah'ını seversin ya. Baksana sabah beri başımıza gelmeyen kalmadı. Bu sahte para mevzu yetmiyormuş gibi bir de karakollara düştük. Çiçek de alamadık. Sağ rezil olduk. Hem gurur yaptık hem de gözünde yalancı olduk. Neresi güzel? Her şey baş aşağı. Kolay demedim zaten. Ben güzel dedim. Talih yok isteminde, talih yok biliyor musun? Ha bu İstanbul'a ayak bastık, soyulduk. Adım attık, yine soyulduk. Adımızı kazıyacağız diye geldik. Adım attığımız her yerde soyulduk ya. Şans yok bende, şans yok. Elimi değdiğim inek sütten kesiliyor, vallahi bak. Ne İstanbul'muş arkadaş ya. Ay gözünü sevdiğim. İstanbul. Ben seni yemmeye gelmedim, ben seni sevmeye geldim İstanbul. Sen ne nazlı çıktın arkadaş ya. İstanbul'da hayat senin Ankara türkülerindeki gibi pek eğlenceli değildir belki Hikman. Ne bileyim işte ya. Burada herkes bu kadar kötü mü gerçekten ya? Herkes değil tabii. İyiye, sevgiye, dost hasret insanlar da yaşar bu şehirde. Sen denk gelmemişsindir hepsi bu. Aslında denk geldim biliyor musun? Hem bir tanesini çok yakından tanıdım. Bak tanımışsın işte. Hadi kalkalım. Kalkalım, kalkalım. Zaten İstanbul'a fazla atar yaptık. Şimdi kızmıştır. Aa deniz kabarır da bizi içine alır vallahi. Kalk eve gidin. Çiçek de alamadık zaten. Hadi kalk. Talih, of. Bu dikmen bu evden gitmeden bu baş ağrısı geçmez. Of.
Siz hiç merak etmeyin Tilbe Hanım. Benim parmaklarım gerçekten çok marifetlidir. Yani sizin şimdi şıp diye bütün musibetinizi alıp götürürüm. Sanatçılığı sahte, kendisi sahte, getirdiği paraların sahte olmasına ben neden bu kadar şaşırdım ki? Ya kabahat bende, kabahat bende. O getirdiğinde alma o paraları değil mi kadın? Alma. Neden? Neden alma? Çünkü bu eve bir erkek en son para getirdiğinde buraları hep tuttuktu. Gerçekler acıdır Tilbe Hanım. Saçmalama Tahliye. Sahte acılardan, acıların sahteliğinden falan bahsediyoruz biz. Ay, bir de nasıl rezil oldum sosyeteye. Oh, oh, oh. Şöyle, şöyle soğancığımdan buralardan oh. Kolay gelsin Tahliye. Ağırdır, bu ne en baş ağrısı ya? Ay! Ve pişkin pişkin soruyor musun bu neyin baş ağrısı diye? Sorma yenge, benim de başım fena ağrıyor, fena hiç havam yok. Havam batsın senin. Battı zaten ya. Vallahi bak moralmanım yerlerde. O düğünde topladığım dolarlar var ya, alay sahte çıktı biliyor musun? Biliyorum. Mağazada rezil olunca anladık sayende. İyi, sen yine yırtmışsın. Zireyi karakola çektiler biliyor musun? Ya seni de karakola çekilirdi. Boş ver. Zararın neresinden denersen kar. Adam sahte para veriyor. Hala kardan zarardan bahsediyor. Bayılacağım. Of! Dur hele sen dur. Ben bunun hesabını sorarım. Siz daha dikmeni tanımadınız. Dişki tanımasaydık, dişki. Ay, ol Tahliye, ol bastı şöyle. Of, kıyamam. Anam kıyamam Tilbe Hanım. Kıyamam, geçecek, geçecek. Heh, geçecek. Eğer benim adım da dikmense var ya, ben de bunun hesabını, o paraların hesabını sor... Hadi paraları geçtim. Ha, bu yengemin baş ağrısının hesabını sormazsam adam değilim. Var mı kulağım dibinde? Ol Tahliye, ol. Sönet! Sönet! Ne yapıyorsun koçum? Hiç. Oyun oynuyorum. Eh. La bebe, şerefsizin biri de bana çok pis bir oyun oynadı biliyor musun? Ne oldu ki? Sorma, ben sana uzun uzun anlatırım sonra mevzuyu çözdükten sonra. Yardımına ihtiyacım var. Gizli görev mi? Gizli görev, gizli. Hem de o kadar gizli ki. Bana oyun oynayan şerefsizin yerini, yurdunu hiçbir şey bilmiyorum. Aa bak, bir tek bu davetiye var elimde. Burada adı yazıyor. Bunu Face'ten falan bulabilir misin? Bakıyorum. Bu çocuğun babasını mı arıyorsun? Heh! Aha, bunu arıyorum. Bak hele, bir de bizde çektirdikleri fotoğrafı koymuşlar ha. İyi altına sahte paraya çalan enayiler yazmamış. Yalnız Sonat, bebeğiyle bir işimiz yok. Babasını arıyoruz, tamam mı? Çok basit. Bir kız ismiyle sahte profil falan yaratırım. Sonra birkaç da arkadaş eklerim. Baban ne iş yapıyor falan derim. Sen Ankaralı'nın yeğeninin aklına bak hele ya. Aferin sana koçum. Ne kadar sürer? Biraz uzun sürebilir. Yapma ya. Nereden baksan 20 dakika. Bak hele, sen bir de benimle eğleniyorsun he sonra. Bir de benimle eğleniyorsun he amcam. İbrahim, yani şimdi diyorsun bu sahte dolarları bize kakalayan cimbik. Buranın sahibi mi şimdi? Sonat baktı oğlum, internetten buldu numarasını. Buranın sahibiymiş. Sahte dolarlar üstünüzde mi la? Ben dolarları getirdim ha. Ben de cepte kalanı getirdim. Gerisi ev sahibinde kaldı. Ve beni görse kirayı isteyecek. O zaman alışveriş yapak. Seni kirayı da bu ay erzakla öderiz. Ne diyorsun? Devrem, burada ders kitabı satılıyor mu acaba? Ne yapacaksın la ders kitabını? Markette ne arar ders kitabı? Vallahi Devrem diyorum, bir coğrafya kitabı alayım da şu bizim komisere bir sevabına göndereyim diyorum. Ha? Hemen zirek. 40 yılda bir kendinden az bilen cahil birini buldun, havandan geçilmiyor ha. Sonuçta komiserdir. Yürü, yürü hadi. Thank you.
Bak az daha unutuyordum ha. Bacım, sizde havyar var mı havyar? Ne var mı dedin? Havyar havyar. Sen anlamaz ya. Zengin yiyeceğidir o. Geçenlerde bir yerdeydim. Çok sevdim ya. Artık olmazsa olmaz yiyeceğim benim. Daha ama bir de bulamıyorum arkadaş ya. Kusura bakmayın beyefendi. Bizde de havyar yok maalesef. Yapma ya. Hiç mi yok? Hiç yokmuş kardeş. Anca kendilerine kadar varmış. Lan ne havyarı? Nereden çıkarttın zirik ya? 1485 lira 60 kuruş lütfen. Ha. Ha, saksılardan da alak da zireyen bebelere veririz düz asap olsun. Buyurun devrem. 1500 lira oldu. Nakit mi kredi kartı mı? Nakit, nakit. Yalnız bacım bizde dolar var olur değil mi? Tabii tabii. Bacım kusura kalma biz sanatçıyız da bunlar alatura parası o yüzden bozuk. Hayırdır bacım, bir sorun mu var? Beyefendi, bu dolarlar sahte. Mümkün değil canım, hayatta sahte olamaz. Kesinlikle olamaz. Yok yok, kesinlikle olmaz. Bak, bir güneşe tutun, bak arkasında Atatürk resmi çıkacak. Tut, 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 tut. Tabii be, dolarda Atatürk resminin ne işi var? E tamam, bir tutsun bak, Churchill'in resmi. Churchill'in resmi çıkar, valla çıkar. Yok, Stalin resmi çıkacak direkt. Tutmama gerek yok beyefendi. Zaten kontrol cihazından gördüm, bu paralar kesinlikle sahte. Bacım mümkün değil. Bak bu paraları bize veren kişi çok namuslu, çok dürüst bir beyefendiydi. Sahte vermiş olamaz. Hayatta olamaz. Hayatta yapmaz bunu yani. Bize böyle sahte para verecek kadar namussuz, şerefsiz yedi sülalesini. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Bilmiyorum beyefendi ama bunların sahte olduğu kesin. Ya sen bize patronu çağır bakalım. Efendim kusura bakmayın, kasa 5'ten arıyorum da bir problem oldu. 3 kişi 1500 liralık alışveriş yaptı fakat verdikleri paralar sahte. Hayır, sahte olduğunu kabul etmiyorlar. Tamam. Patronu birazdan gelir. Biraz bekleyin. Gelsin, gelsin. Gelsin bak. Gelsin. Arkadaşlar, sahte parayla alışveriş yapmaya utanmıyor musunuz? Patron! Bu paralar sahte falan değil ya. Dikmen? Aa, zirik. Bak patron kim çıktı, tesadüf. Evet ya, dünya ne kadar da küçükmüş arkadaş. Bakın Mithat Bey, sahte paraların hepsi burada. Ya biz kasiyer arkadaşa söyledik, anlattık. Dedik ki bu paralar sahte olamaz. Ama kendisi bizi hiç dinlemedi. Evet, anlatamadık. Dedik, biz dedik sanatçıyız dedik. Bu paraları dedik alnımızın teriyle kazandık, emeğimiz dedik. Bizi dedik bu paraları sahte olarak verecek adam bir Ankaralı'ya sahte para verdiğinde başına neler geleceğini bilir dedik de bacıya anlatamıyoruz kardeş. Evet dedik, bu paraları bize veren şahsa çok namusludur dedik. Asla bize böyle yapmaz dedik ama anlatamadık. Çünkü eğer bu paralar sahteyse bizi kazıklayan şerefsizden hesap sorulmalı. Toplama, bölme, çarpma işlemi uygulamalı. Yazık. Bir sürü patırtı, gürültü. Kızım ne kadar tuttu demiştin alışveriş? Bak hala hesap kitap peşinde ya. Kardeş, alışveriş işteni sanatçının emeğinin karşılığı kadar tuttu. Anladım, anladım. Pekala. Kızım o kontrol cihazı arızalıydı. Ben sana söylemeyi unutmuşum. Nasıl yani? Bu paralar sahte değil mi? Değil, değil. Sahte değil. O paralar sahte değildi. Bazı insanlar sahte bacım. Bak bunu sakın kafandan çıkartma, tamam mı? Üstelik insanların sahte olduğunu anlayacak moruşlukta daha icat edilmedi. Bilemen, çözemen işlersin. Tamam mı? Aman dikkat et. Bak sana benden bir Ankaralı tavsiyesi. Hadi bakalım, bize eyvallah. Bir dakika, bu arada şunları da vereyim de. Patron bunları bozar. Belki personeline bahşiş dağıtır, değil mi patron? Tabii, 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 bozarım. Çok cömertsiniz beyefendi, teşekkür ederiz. Sağ ol bacım, eksik olma. Direkt mani hadi takım bitesi.
Patron, bu arabaları da alıyoruz. Hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. Helal olsun. Hadi hanımlar. Hayatım, nasılsın? Geçtin mi migrenin biraz? Geçmiş gibi mi Latif? Geçmedi. Tiftik yetisi bu evde olduğu sürece de geçmez. Sayesinde migrenle yaşamayı öğrendim. E iyi bak işte, bir faydası olmuş en azından. Kinaye yapıyordum Latif. Yani bu asalak gibi evimize yerleşti. Geldiğinden beri şu yaşadığı yere bir lokma ekmek getirmedi. Sen hala fayda diyorsun. Pes. Bir bakalım. İyi de hayatım, ihtiyacımız olduğunu duyunca cebinden çıkarıp vermedi mi dolarları? Hı hı, sahte dolarları. Tamam canım, ama o da bilmiyordu ki o zaman dolarların sahte olduğunu. Ben niyetten bahsediyorum. Niyet net. Bu evdeki herkesin niyeti net. Beni tımarhane kıvamına getirmek. Latif Bey. Tilbe Hanım. Ankara'nın dikmeni, dikmen parlak huzurlarınıza geldi. Geldiyse geldi. Niye anons ediyorsun? Ha, gören de İsveç kralı geldi zanneder. Yok canım, bu sefer birazcık değişik geldi de. Görünce böyle apışıp kalmayın diye anons yapayım dedim size. Buyursunlar dikmen parlak bey. Dayı oğlum, bunlar ne ya? Latif, kalpazanlık yetmiyormuş gibi market soymuş. Yardım ve yataklıktan bizi içeri alacaklar. Bir şey yap. Ne market soyması yengem ya? Bir yere soydun falan yok. Bileğimin hakkıyla kazandığım parayla eve erzak aldım. İyi de burada nereden baksan en az 2-3 aylık erzak var dayı oğlu. Bitti. 2-3 aydır bu evde yaşıyorum Allah oğlu. Yengem, bak sahi düfümü aldım. Seviyorum diye. Hayret. Latif televizyonu aç. Şu kurt hangi dağda ölmüş bir adını öğrenin. Başım çok ağrıyor. Çek şunu, bayılacağım. Latif gel benim başıma. Çabuk. Dikmeyin. Burada çiçek var. Çiçek var. Benim için çok özel birini aldım biliyor musun? Ay. Dik. Allah'ım ya, ben ne kadar maloş bir kızım ya. Üzüldüğünce mi kendi üzerime alındım. Üf. Aman neyse canım. Evimin direği bugün erzak almaya başlamış. Yarın çiçek de alır. Ne demiştir? Bugün erzak alan yarın da çiçek alır. Ne diyecektim lan? Dur prova yapayım. Bestim, bu sefer çiçeği sahibinde bırakmadım. Çiçeği gerçek sahibine getirdim. Sana seni sunuyorum, al. Daha çok güzel olacak, daha çok romantik olacak. Kimsiniz lan siz bebeler? Sen kimsin ya? Beste değilsin. Çok mu belli oluyor? Ben Beste'nin komşusuyum Dikmen. Siz kimsiniz ya? Kanka Beste'ye sürpriz yapacağız. Doğum günü bugün. Hadi ışıkları kapatın da sürprizin tadı kaçmasın. Hadi abi ışıkları kapat, hadi sürpriz kaçacak yoksa. Arkadaşları mısınız la Beste'nin? Kardeş kusura bakma, şamarı da yedin ha. İyi tamam, ben de şöyle aranıza sığışayım o zaman. Hadi,
Pardon, şöyle bir yol açalım. Haram göremiyorum. Aç aç aç, pardon bacım, şöyle geçeceğim. Göremiyorum, karanlık şöyle. Ayağıma basıyorsunuz beyefendi. Pardon bacım, görmedik ya, kusura kalma. Allah Allah. Dikkat etsenize biraz. Tamam tamam bacım. Merak etme, çok hevesli değiliz yani Fordçuluğa. Hem arada çiçek var, bir şey olmaz. Allah Allah. Ay. Arkadaş nereye elimi atsam kıza çarpıyor ya. Bu ne? Tamam, ben burada durmayacağım. Şöyle geçeceğim ben. Aç bacım, aç. Ne konuştunuz lan? Lan ödüm koptu be. Bebe ben öyle lanlı lanlı konuşma, yemin ediyorum ağzına yapıştırırım ha. Nasıl çaktın buna? Sana da geliyor şimdi bir tane. Ne fısıldaş Yunus? Tamam tamam, hadi fısıldaş. Yalnız karanlıktasınız ha. Işıklar yandı mı yakalanırsınız bak. Bir teklif bir gece mi edeceksin Cömert? Evet, çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Sen kime evlilik teklif edeceksin lan? Şşt, sürpriz besteği. Herkese sürpriz olacak. Besteği mi? Sen evlilik mi teklif edeceksin? He? Yemin ediyorum sırtımdan soğuk soğuk terliyorum ha. Arkadaş bu ne ya? Her gün her gün bu ne ya? Allah Allah. Estağfurullah. Anam, Dikmen sen de mi geldin? Yenge, dur tutma gözüme, tavşan gibi kaldım ha. Çıkar şunu Allah'ın sesini, o ne ya? Kedi. Sen niye geldin? Ne gelmeyeceğim? Lüzumlu lüzumsuz herkesi toplamışlar. Ben de senin en yakın arkadaşı değil miyim? Daha belki de daha yakın arkadaşı. Tamam canım, ne dedik, bir şey demedik. İyi geldin, hoş geldin. Yengem, bir şey soracağım sağ ol. Soracağım, çabuk sor. Vallahi bir sürü işim var, bak bir sürü iddia içecek, içecek dolduracağım. Tamam, yengem. Şurada iki tane var ya. Vallahi seçemiyorum Dikmen. Şu mu uzun olan? Yok yok. Hani şu küçük? He bu. Kim o? Ne bileyim, Beste'nin arkadaşlarından biridir herhalde. Baksana bir sürü adam var burada. Yok yok, öyle arkadaşı değil Beste'nin. Beste'ye iyi gözle bakmıyor. Dikmen ya, boş versen şimdi onu. Allah'ını seviyorsan bana yardım et. Ne olursun Dikmen, hadi acık ucundan tut. Ne yapacağım, yardım edeceğim? Bak çerezler var, onların içine leblebi koy, tamam biraz fazla görürsün. Yengeciğim, benim dünyam yıkılmış, kafam dönmüş, sen bana leblebi diyorsun ya. Ne leblebisi? Tamam ya, tamam, bir şey demedik. Allah'ım yarabbim, senden de zaten bana hayır yok. Gideyim Zire'yi arayayım da modern bir koca gibi gelsin bana yardım etsin. Pardon, bakar mısın? Buyur bacı. Servise başladığın zaman şu arka tarafı vişnesiyle kanepe getirebilir misin? Yer yer kalabalık, bir yere otur işte ya. Anlamadım. Ya yer yok, yer yok. Ben nereden bulacağım şimdi sağ kanepeyi? Bir de yatı yakalaydınız bari. Zaten benim burada kafam dönmüş, beynim yanmış. Bu ne besteymiş arkadaş ya. Bütün memleket de bunun peşinde. Sanki Marilyn Monroe. Arkadaşlar beste geliyor, şşş çabuk. Beste geliyor arkadaşlar. Hemen, acele, hızlı. Allah Allah. Ofiste niye kimse yok ki? Dondum kaldım resmen. Dondum kaldıysan şöyle bir çekeyim. Sayı bu çiçekle açayım ben o zaman beste. Çok güzel. Bu dünyada doğduğuna en çok sevindiğim kişisin, biliyor musun? Dikmen çok teşekkür ederim. İyi ki doğmuşum ki seni tanımışım.
Arkadaşım, hadi kuyruk olduk burada. La bebe, beklesene la azıcık. Anan karnında 9 ay nasıl durdu? Mutluluklar canım benim. Doğum günü çocuğu. Nasıl buldun sürprizimizi? Bunların hepsi senin başının altından çıktı, biliyorum ben. Oho, sen daha asıl sürprizi görmedin. Ne sürprizi? Bayıltma beni burada. Çabuk söyle. Söylemem. Biraz daha bekle. Sürpriz işte. Besteciğim. Canım, hoş iyi geldin. Doğdun. İyi ki doğdun canım. Canım, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bebeğe bak ya. Doğum günü ayağına sırnaştıkça sırnaştı ha. Yetmedi yediği tokat. İlla komaya koyacağız. İki domuzsun beste yenge. İki domuzsun, iki domuzsun, iki domuzsun beste yenge. Nice senelere. Çok teşekkürler Zürek, hep birlikte. Nasıl besin yenge? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Pikmen nerede? İçeride ama canı sıkkın biraz. Neye bozuldu bilmiyorum. Ben de misafirlerle ilgilenmekten yanına gidemiyorum. Ha, sen merak etme, ben şimdi alırım onu Gazni. Ha, ben bakayım devrem neredeymiş. Vay devrem! Zürek. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Hayır ya, bu ne surat böyle? Tek maçtan yatmış gibi. Kime tavırlandı yine? Sorma kardeş ya. La oğlum, ben bu besteyi ne kadar seviyorsam avuç çevresindekilere de o kadar gıcık oluyor bana. Devrem, hangisidir bu sefer? Çaktırmadan bir göstersene. Bak bak. Aa, şimdi görüyor musun? Bak nasıl sülük gibi yapışmış besteye. Ya siyah mikizi gibi. Sanki bestenin göbeği bu bebeyle kesiliyor. Yok ya Devrem ya. Bugün besteyin ya doğum günü bebesidir. Ondan da herkes ilgi gösteriyor ya. Sen de böyle nem kapacak bunu tarama Devrem. Yok oğlum yok. Konuşurlarken duydum. Beste'ye bugün evlenme teklif edecekmiş bu bebe. Ne? Bağırma. Evlenme teklifi edecekmiş. Ulan cimriye bak ya sen. Oğlan bizim, kız bizim, ona ne oluyor ha? Ne bileyim kardeş. Ama bu işi var ya engellememiz lazım. Eğer Beste mürüvvetini görecekse o mürüvvet ona ben gösteririm. Ben. Tamam Devrem, sen merak etme, biz hallederiz. Ben bir helaya gideyim. Bir aklıma gelsin şey. Doğdu. Fikrin geldi kardeş. Gitmene gerek yok. Yok Devrem, gitmedim daha. Ökünmedim daha. Nasıl geldi? Tamam kardeş, sen git tuvalete hacetini gör. Ama gelirken tuvaletin anahtarını getir, tamam mı? Belki birilerinin kabız olacağı tutar. Tuvalette saatlerce kalmak zorunda kalır. Biz de kapıyı kilitleriz. Rahat rahat takılır içeride. Dikmen sen var ya sen. Sen var ya, vallahi sen var ya. Neyse ben gideyim, hemen geliyorum. Hadi kaptır. Diyorum Devrem, günde 3 sefer, yarıda bırakmıyorum. Hayırdır, niye sordun? Onu demiyorum la dingil. Anahtarı getirdin mi anahtarı? Ha, anahtarı getirdim Devrem, getirdim. Unutur muyum? Ama bu 40 kuruş ya, hele gitmese ne olacak? Bileyim oğlum, sabah beri yiyor içiyor. İçindekiler bu aralık uçmayacak ya. Elbette gidecek tuvalete. Hem Beste sürpriz evlenme teklifi yapacakmış. Şimdiden karın ağrıları tutmuştur, merak etme. Devrem, ben bir zilişe bakayım. Ben bu sabahta beri ne yapıyor görmedim. Belki o parmakla cips yerim ha, kıtır kıtır böyle. Tamam. Şişt, sürek sürek. Bebe hareketlendi. Ayak yoluna gidecek herhalde.
İyi bağırsak lafın üstüne çalışırmış kardeş. Gidiyor, 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 gidiyor. Takip et. İçeriye nasıl bulduysan öyle bırak, yazmayı unutmuşuz da. O yüzden biz böyle dışarıdan sesleniyoruz misafirlere. Ya Defrem, şimdi bu birazdan kapıyı böyle zorlayacak, büyük bir gürültü çıkaracak. Ne yapacağız? Doğru diyorsun da. İçerideki şimdi müziğin sesi yeterli de buradan gelip geçenler duyacaklar bunu. Nasıl yapsak kardeş? Yani bizim çok büyük bir gürültü çıkarmamız gerekiyor ki burayı bastırsın. Ne yapacağız? Ne yapsak la? Ne yapsak, ne yapsak? Ver! Buldum. Ben bağla baba, albaya gideyim. Ay senin aklına bin yaşa ya. Tamam işte, hadi çabuk çabuk. Geliyorum, geliyorum hadi. Ne oluyor ya? Ne oldu bu kapıya? Hey, açsanıza! Evet, herkes buraya baksın. Dikkat, dikkat, dikkat. Buraya bak, buraya bak. Herkes buraya. Abla! Lo, kırmızılı. Yeter ya tıkındığın orada. Ayıptır ya. Çektin ha kurabiyeleri. Şş, kime diyorum ben bayan? Aşağıda işkembeci var, çıkışta yersin. Hadi hop, herkes buraya bassın. Evet. Şimdi bu mutlu günde, o güzel günde... hani Beste Hanım'ın bir yaş daha gençleştiği bu günde... Beste'ye ben hediyemi ilk ağızdan vermek istiyorum. Beste'ciğim, şimdi meşhur bir türkümüzü ben gene uyarladım. Fidayda'dan. Doğaçlama yapacağım şimdi sana bunu. İlk defa ben de burada yapacağım. Tamam mı? Hazır mısın? Bekliyorum. O zaman son iki, üç, dört. Aman üflensin ya nanımlar. Kuzum üflensin ya nanımlar. Çekilsin fotoğraflar, aman yavrum şenlen senin Instagramlar. Happy birthday Beste Hanım, çok yaşa. Mutlu yıllar Beste Hanım, çok yaşa. Kesilsin pastalar koy tabaklara. Dikmene de düşer her hal ilk lokma. Nice happy senelere çok yaşa. Beste Hanım bastı yeni bir yaşa. Bu şarkı hediye olsun Beste'ye. Ani oldu bakamadık güfteye. Güzeldi. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi Beste? Bayıldım. Sen beğendiysen ben sana Michael Jackson'dan Black or White'ı bile yaparım be. Tamam o zaman. Beste beğendiğine göre eğlence devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da Farfara'yı böyle uyarladıydım. Şimdi onu bir çalayım da onunla bir göbek atın. Kurtlarınızı dökün. Hadi bakalım. Son iki, üç, dört. Sesimi duymuyor musunuz? Tweetim uçuverdi. Hey, açın kapıyı. Kanadın açıverdi. Takip etmem, favlayamam. El kızı değil mi? Aman aman.
amponlayı aç verdim. Ah benim kepslik yarim, trendin topik yarim, eller trollük yapar, sen festen ekle yarim. Daracık daracık mekanlar, kızlar çekin yaparlar, kızlara mention atmıyorlar, fenomen fenomen adamlar. Et far para, hey, açın kapıyı! Seriş, nereye gidiyorsun? Bitti diyorum, açsanıza! Açın bu kapıyı! Havadan sesler geliyor Zürek. Ha ya, evet ya, ben o kadar ona söyledim. Şifonu aynı anda çek ki ses yapmasın. Demek ki denge getiremedi, onun içindir. Öyle sesler değil Zürek'im. Böyle bağırmalar, çağırmalar, yumruk. Duymuyor musunuz sesimi? Bak yine kapıyı yorukluyor. Zürek. Ne? Siz bir iş çeviriyorsunuz. Yok haşa. Zeliş, senin de kulaklarında hiçbir kaçmıyor ha. Hayret ya. Bak Zeliş. Bak duymadın, bilmiyorsun, görmedin. Tamam, bu şempanzeyi buluyorsun. Hadi çek çek. Hayırdır, ne oldu kardeş? Kopura mı düştü, ne oldu sana? Bir saattir bağırıyorum, duymuyor musunuz ya? Nerede duyacağız kardeşim, biz telakulak mıyız ya? Allah Allah, bu görüntüde nasıl duyacağım ben? Beri. Merak ettim. Sorma aşkım. Tuvaletin kapısı bozulmuş herhalde. Kilitli kaldım. Aşkım diyor la. Cömert, kusura bakma. Ara sıra yapıyor öyle. Bir ara yaptıracağız. Sorun değil. Sadece Ebru'ya bunu vermeden kalabalık dağılır diye korktum. Cömert, inanmıyorum. Bu yoksa... Aşkım, benimle evlenir misin? Demek sürprizim buydu. Tebrik ederim. Ya Zirek, oğlum bu bebe Beste'ye evlenme teklif etmeyecekmiş ki la. He ya, biz de çocuğu boşu boşuna tuvalette kapattık ya. Ayıp oldu valla. Şey Devrem, özür mü dilesek? Yok lan, ne özür dileyeceğiz? Kimse navarı yok ki. Olay faali meçhul. Sen niye millet uyandırıyorsun? Değişik. Ya ama çok ayıp oldu ha. Ya tamam bebeğe bak. Ayıp olduysa... Ben onlara bir tane şarkı armağan ederim, olur bitir. Bak şimdi. Evet, değerli misafirler. Çok güzel, vallahi ne güzel anlar yaşıyoruz ha. Aferin Cemert, aferin sana. Cemert kardeşim ve Ebru yengemize çam sakızı, çoban armağanı ve şarkı armağan etmek istiyorum. Evet, doğru gerçi. Ben kapıda senin armağanını vermiştim şaplak olarak, değil mi? Ömür boyu saklarsın artık. Evet, şimdi şarkımızın adı... Hadi Beste söylesin. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Yok, bilemedim Beste. Evet, evet, şaka yaptım. Evet, şarkımızın adı Evlilik aşkı öldürüyor. Son iki, üç, dört. Evli bekar nişanlı, bir kız sevdim keşanlı, dedi koy nikahı al beni, dedim anan güzel mi? Evlilik aşkı öldürüyor, bekar gezen hep gülüyor. Evlilik aşkı öldürüyor, bekar gezen hep gülüyor. Evlilik aşkı öldürüyor, bekar gezen hep gülüyor. Evlilik aşkı öldürüyor.